Herkese iyi akşamlar. Bazı teknik sorunlarla uğraşıyoruz. Geçen haftaki deneyim biraz problemli oldu benim için, geçen söyleşi. Sebebi gözlüğüm parlıyor. Gözlüksüz aslında konuşabilirim ama o da tuhaf hissediyorum kendimi. O bakımdan gözlükle nasıl yapabiliriz diye ışık ayarlamaları yaptık. Bu arada profesyonel desteğimiz geldi ama bir iki tane eksiği vardı. O yüzden mikrofon, ışık vesaire konusunda hala eksiklerimiz devam ediyor. Yani biz yine eskilerin tabiriyle karakuşi yöntemlerle bu akşamki canlı yayını sürdüreceğiz. Işığı biraz kısarak parlamayı engellemeye çalıştım. Geçen hafta başımı böyle ön tarafa tutmamın sebebi aslında gözlüğümdeki parlamaydı. Sebebi de tabii ekranı sonuna kadar açık, ekran ışığını unuttuğum için olmuş zannediyorum. Onu fark ettim. Dolayısıyla böyle bir şey var. Girizgahları çok uzun tuttuğumu söylüyorlar hocam, biraz sadede hızlı gelsek bu akşam yani yine 1,5-2 saat sürer mi diye düşündüm, fakat notlarımı alınca bugün öğlen başladım, elimdeki harita biraz büyüdü. Çok hızlı hızlı gidersem mesele çok netameli olduğu için yani bu tartışmalı konular, bunlar skandalize edilmeye elverişli konular. O yüzden hızlı geçmem halinde bazı problemler olabilir. O yüzden bir yöntemle ilgili nasıl bir yol izleyeceğim, baştan bunu sizlere belirtmek isterim. Yani neyi tartışmaya çalışıyorum, neyi anlatmaya çalışıyorum? Biz insanın tanımından başladık. İnsan üzerine konuşuyoruz. İnsanın kökeni sorununu ele alacağız bu akşam. İnsanın kökeni dendiğinde buna dinlerin verdiği bir yanıt var. Bir açıklama denemesi var. Anlamlandırma diyorum ben ona. Felsefenin, bilimin, hele günümüzde işler biraz daha değişmiş durumda. O yüzden biraz yani iki bölüm de düşündüm. Ama bunu pek önermiyorlar. Yani yapalım 2 saat diyelim ki sürsün. 2 saat sonra, yani 1,5 saatte bitirmeyelim. 2 saat sürdürelim. 2 saat sonra bir dahaki hafta ikinci bölüme devam edelim. Belki de öyle yapmamız daha doğru olurdu. Ama ben bu akşam biraz artık nasıl toparlayacağım bağlı olarak bunu bilemiyorum tabii. Biraz sarkma ihtimalini dikkate almanızı düşünüyorum. Çünkü zaten bu canlı yayını izleyenlerin miktarı belli bir sayıda kalıyor. Ama daha sonra bunu video olarak izleme olanağınız var. O yüzden bunu bir kayıt olarak düşünüp bu konuya mahsus olarak biraz daha seviyeyi yukarıda tutmaya çalışacağız. Seviyeyi yukarıda tutmak ne demek? Hızlandırmamak, temellendire adım adım gitmek sadece bu konuşmanın içerisinde, bu artık söyleşi diyebilecek miyiz buna bilmiyorum. Dersle söyleşi arası bir şey olacak. Geri başvurularda bazı soruların cevapları alınmalı. Sizden yine yorumlar kısmında sorularınızı yani biraz bunu istirham ediyorum edebiyata kaçmadan. İyi formülize edilmiş sorulara ihtiyacım var. Onları sorarsanız ben nereleri atlayıp atlamadığımı görürüm. Kendi önemsediğim yerler var. Bir tane şey gördüm. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlardan biri
yorum kısmına demiş ki bilgili insan olmak için buraya geldik. Yani hakikaten çok etkilendim. Kesinlikle bunu vaat edebilirim. Herhangi bir kibir tınısı almanıza izin vermeksizin burada bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ben de öğreniyorum çünkü. Anlattığım konuyu yeniden düşünürken, eldeki malzemeyi gözden geçirirken, hatta konuşmaya başladıktan sonra bile o konuşmanın akışı içerisinde düşüncelerimin bir kısmı o akış içerisinde gerçekleşiyor. Bunu pek şey yapmıyorum ama benim kamuya açık ders vermemin nedenlerinden bir tanesi zihnimdeki malzemeyi düzenleme ve formülize etme yeteneğimi güçlendirmek. O bakımdan biz buraya bir şeyler öğrenmeye geldik. Siz de, ben de. O bakımdan biraz zamanı iyi kullanıp sarkmaları hoş göreceğinizi umuyorum. Bu gece internette bazı sorunlar var dendi. O yüzden yayında bir takım problemler varsa benden olmaması, yani buradan olmaması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ne konuşacağız? Yani bu başlık altında insanın kökeni sorunu başlığı altında nasıl bir anlatım düzeneği tasarladım onu size önce paylaşmak istiyorum. Birincisi kutsal metinlerin, yani Mezopotamya kökenli kutsal metinlerin. Tabii ki Gılgamış Destanı'na, ne bileyim Enuma Elish'e, Babil'e, Sümerlere gitmeyeceğim. Hatta Tevrat'a bile başvurmayacağım. Kur'an-ı Kerim'i örnek alarak Kur'an-ı Kerim'den hareketle insanın kökeni sorununa, başlangıç sorununa nasıl yaklaşıldığı meselesini kendi açımdan değil. Çünkü o konuda ilahiyatçıların yozlaştırıcı yorumlarına ben şiddetle karşıyım. Yani şöyle söyleyeyim, 25 yaşlarında Türkçe'de ilk yazılan makalelerdendir. Gençlik çalışmamdır benim. İlk böyle ciddi dipnotlu falan yazdığım yazılardandır. Tefsirde Helenizm başlıklı bir incelemeydi. Kur'an'ın bilimsel yorumlarını eleştirisiydi. Yani yaklaşık bundan 30 sene evvel Kur'an'ın bilimsel yorumlarının bir soytarılık biçimi olduğuna dair çok şiddetli, detaylı eleştirilerde bulunmuştum. Düşüncelerimin çoğu bir kısmı değişti, bir kısmı dönüştü. Ama bu konudaki tutumum değişmedi. Kutsal metinlerin tevil edilmesi ve güncellenme, yorumlarının güncellenmesinin bir madrabazlık, bir soytarılık biçimine dönüşmesini hala yanlış buluyorum. Bu kutsal metni sevdirmek, insan Kur'an'la veya dinle veya kutsal metinle insanlığın sahip olduğu birikim arasındaki mesafenin açılması nedeniyle bilim karşıtlığı suçlamasını savmak amacıyla ilahiyatçıların, ulemanın çocuksu tevillerini ciddiye alamayacağımızı burada altını çizerek belli etmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'le ilgili aktaracağım, insanın kökeniyle ilgili bir iki pasaj üzerinde duracağım. Orada birkaç yorumu anlatacağım. Bu benim kendi kanaatim. Ben Kur'an'ı böyle anlıyorum filan şeklinde öznel bir şeyden söz etmemeye gayret edeceğim. Yani Kur'an'ın 1500 yıl önce insanın kökeni sorununu Sami, Kuzey Sami geleneğine bağlı olarak, yani İncil ve Tevrat'la uyumlu biçimde zaman zaman
onlarla çatışarak belli bir revizyon değeri de taşıdığını kabul ederek ama ana karakteri itibariyle farklı olmayan anlatımını önce resmedeceğim, sonra değerlendirmesini yapacağım. Yani kritiğini yapacağım. Daha sonra felsefenin, yani Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'tan demiyorum, Tevrat'ta yaşıt kabul edilir, iyi kötü. Hesiodos'un Teogonyası'dan hareketle, özellikle Homeros'a pek başvurmayacağız ama Hesiodos, yani ne demek Hesiodos? Milattan önce 7. yüzyıl. Bu Mezopotamya'nın anlatılarının, Enuma Elish'in Yunan versiyonu. Bunu da mitolojinin, yani birinci bölümü dinin bakış açısı, ikincisini hatta din öncesi diyebiliriz, mitolojinin bakış açısı. İkisi aslında biraz yan yanadır. Fakat ben içinde yaşadığımız toprağın kültürünü dikkate alarak önce bizim duygu dünyamızı belirleyen kutsal metnin, Kur'an'ın bu konudaki yaklaşımını hatırlatmak ve bunun bir bilimsel değer taşımadığını baştan ilan ediyorum zaten. Kutsal metinler, bunu defalarca söyledim, yazdım. Yani bu konuda kendi çalışmalarımı, genç yaşlarda yaptığım çalışmalar var. Hala onların arkasındayım. Yani teknik olarak bakıldığında bir yöntem hatası, usul hatasının bulunmadığını söyleyebilirim. Nedir o? Kur'an'ın söylemediği bir şeyi söyletmeye çalışmak. Buna eskiden de karşı çıkıyordum, hala karşı çıkıyorum. Dolayısıyla Kur'an'ın beyanını, Tevrat'ın, İncil'in, kutsal metinlerin beyanını neticede bir bilimsel önerme, bilimsel açıklama, analitik bir açıklama olarak görmüyoruz. Onun da zaten nasıl, neden öyle olduğunu açıklayacağım. Arkadan mitolojinin anlam verme çabasına temas edeceğim. Yani biraz daha geriye giderek, bir anlamda Yunan'ın, felsefenin temeline giderek bunu açıklayacağım. Üçüncü aşamada felsefenin insanın ve evrenin kökeni meselesindeki spekülasyonlarına, ilk antik felsefenin açıklamalarına başvuracağım. Sonra günümüze gelip evrimin, özellikle Sokrates'in, Aristoteles'in, Ovidius'tan, Boethius'tan, yani tarih içerisinde antik Yunan ve Helenistik dönemde evrimin temel kavramlarının nasıl ifade edildiğini, yani erect position denilen, benim şeyde de yazdım ben bugün, intisabul kame, Arapça'da Aristoteles'in o tabiri, ortos, orton tabiri, orteto tabiri, yani erect position için kullanılan, intisabul kame, müstakimul kame, yani istikametul kame de diyebiliriz. İnsanın homo erectus'un ortaya çıkışı, insanın dik olmasının anlamı üzerine Helenistik dönemden ve antik çağdan, yani Yunan, Roma ve Orta Çağ'da neler olduğunu kısaca tasvir edeceğim ve en sonunda da 19. yüzyılda özellikle Darwin'den önce, 100 yıl önce Herder'in bu dik duruş üzerine söylediklerini ele alacağım. Yani dolayısıyla bunu 2 saatte özetleme gibi böyle harikulade yeteneklerim yok. Çok hızlı hızlı geçebilirim, temas edebilir ve sonuç yargılarımı söyleyebilirim. Yani ben böyle düşünüyorum, bu böyledir, bu yanlıştır, bu böyle doğrudur filan gibi. Benim ne düşündüğümü öğrenmiş olursunuz.
Fakat ben prensip olarak bunu hiç yapmadım. Yani sadece bunu işte Twitter'da bazı kanaatlerimi en az sözcükle ifade etme çabalarım içerisinde denedim. Kısaca. Dedim ki yasadır. Kadına ait erkek sahip olmak ister. Yıkıldı. Twitter yıkıldı. Efendime söyleyeyim falan filan. Çoluk çocuk tabii ergenliğin içinde. Hiç sesimi çıkarmadım. Şey yapmadım da yani. Anlamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Bende de biraz kabahat var. Niye kabahat var? Bir cümleyle söylersen o dediğini yorumlama kapasitesi olmayanlar onu dışsal anlamıyla, ilk akıllarına gelen şeyle anlayacaklardır. Yanlış anlamayı temellendirmem lazım. Yani bir işimiz gücümüz de işimizin dışında bir işimiz de yok. Dolayısıyla konunun el verdiği miktarınca ve şeyi fazla detay almayı ümit ederek ana esası koruyarak kimseyi de incitmeden çünkü şeyde bu da var yani inanç sahipleri işte bazı gençlerin tweetlerini filan gördüm çoluk çocuk şey diyor işte inançları insanların kafası karışacak filan enses nereden çıktı diye enses şeyini meselesini ilk defa ben yıllar evvel dile getirmiştim enses hiç telaffuz edilmiş bir sözcük değildir yani Adem Havva kıssalarında ne Kitab-ı Mukaddes'le ilgili olarak ne de Kur'an'la ilgili olarak daha önce ensest ihtimali dile getirilmemiştir. Dünyanın tek akıllısı benim de ben mi fark ettim bunu söyledim? Hayır. Çünkü ensest bir tabudur. Tabular telaffuz edilmez. Yani o yüzden mesela dikkat edin. Hatta size bir ödev de vereyim. Böyle piyasada şeyler var. Böyle bazı arkadaşlar Kur'an'ı böyle çok süper dinamik yorumlar yapıyorlar böyle modern yorumlar. O yorumları yapan yani Kur'an'ı daha çağdaş yorumlamaya çalışan çevrelerde o tür hoca takımına sorabilirsiniz. Yani niye sünnet yani Kandil'e karşı çıkmak kolay. Kandil'in delili yokmuş, İslami değilmiş, sonradan uydurulmuş falan filan. Kimse onları önemsemiyor. Niye önemsemiyor? Çünkü bu işlerin delille melille alakası yok. İrrasyoneldir. Özü gereği irrasyoneldir. O yüzden hiç Kur'an'ın mesajını dini kurumları rasyonel eleştiriye tabi tutamazsınız. Yani din bunlara bağışıklıdır. Hiç umursamaz halk devam eder. Cami cemaati dinin nasıl anlaşılması gerektiğinin ölçtüğü cami cemaatidir. Bildiğiniz halktır yani. Halk nasıl anlıyor? Yani Muhammediye'yi nasıl okuyor? Ne bileyim Mevlid-i Nebi'yi nasıl okuyor? İlahiyatçılar sadece halkı inançlarının irrasyonel olmasını, saçma olmasını hazmedemedikleri için onları aklileştirmeye çalışırlar. İyice çuvallarlar. Fakat daha böyle okumuş filan kesimi biraz yanlarına alırlar. Çünkü cami cemaati onları ciddiye almaz. O bakımdan diyelim ki kandillere karşı çıkmak kolaydır. Ama sünnet, insanların sünnet olmasının delili nedir mesela? Niye bu konuşulmaz? Nefesleri niye buralara kadar gelmez? Bu enses meselesi de böyleydi. Yani herkes bunun burada bir problem olduğunu görüyor ama bunu hiç telaffuz etmediler. Sadece dediler ki zaruretler, haramları mübah kılar insanlığın türemesi için.
böyle bir şey haram da olsa zaruret nedeniyle helal olmuştur. Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş Hoca ile konuşmuştuk. Bunu bir iki yerde anlattım. Dedim ki o fıkhi bir kuraldır ve kullar için zaruret vardır. Allah için zaruret yoktur ki. Yani Allah mecbur muydu insanı kız kardeşi, erkek kardeşi aynı yatağa girerek üretmek zorunda mıydı? Başka üretme yolu yok muydu? Şimdi o üretme yolunu ilahiyatçılar buluyor. Diyor ki zaten Kur'an'da da böyle söylüyor diyor filan. Şimdi biz o yüzden önce Kur'an'dan başlayacağız. Sonra mitolojiye geçeceğiz. Yani Kur'an'dan çok daha önce. Bir yönüyle Mezopotamya yani Enuma Elish Babil öykülerinin Tevrat'ın da temelinin demek istiyorum. Tevrat'taki öykülerin de kaynağının Fenikeliler üzerinden, Anadolu üzerinden Yunanistan'a doğru geldiğinde Yunan topraklarında kazandığı biçim. Milattan önce 7. yüzyıl. Yani yaklaşık 2700-3000 yıllık bir anlatı. İkinci bölümde onu alacağız. 3. Felsefeye geleceğiz. Yani Hesiodos'tan 200 yıl sonra ne oldu? İşin içine akıl karıştığında ne oldu? Ve evrim de bunu neticelendireceğiz. Ses cızırtısı geldiğine dair uyarılıyorum ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden bunu engelleyebilecek ya da düzenleyebilecek bir şeyden, mekanizmadan mahrumum. Onu haber vereyim. Şimdi size ekonomik gitmeye çalışacağım ve Kur'an'ın insanın kökeni sorunu, yaratılış sorununa dair bir iki pasajı birlikte okuyalım ve ne diyor olabilir, nasıl bir resim çiziyor, nasıl bir betimleme yapıyor, nasıl bir analiz yapıyor diyemiyoruz ama nasıl bir betimleme yapıyor diyebiliriz. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfetin thumma jalakum azvaca. Şimdi bakın bu bütün yani Kur'an'ın bir pasajında insanların yaratılışı konusunda bir betimleme. Sizi topraktan yarattık. Yarattı. Allah sizi topraktan yarattı. Sonra min nutfetin, nutfeden yarattı. Yani insan menisinden diyelim. Thumme cealekum ezvaca. Fatır suresi 11. ayet. Sizi çiftler kıldı. Şimdi ben 40 sene Kur'an'ın yorumlama yöntemleri üzerine çalıştım. Yani ilk 30 sene, 40 sene demeyeyim artık. Son 10 yıldır neredeyse ara verdim. Kur'an'ın bir pasajına nasıl anlam verilir? Nasıl yorumlanır? Beni bu ilgilendirdi ve derslerimde şey derdim. Aranızda varsa hatırlayacaklardır 30 sene evvel. Ben Kur'an'daki bir ayetin hangi anlama geldiği beni ilgilendirmiyor. O anlama nasıl ve niçin geldiği beni ilgilendiriyor. Ne anlama geldiği sorusu tefsir ilminin konusudur. O anlama nasıl ve niçin geldiği sorusu tefsir usulünün konusudur. Benim işim usul. Yani Kur'an'ı anlama ve yorumlanmanın ilkeleri. Bu ilkeleri, böyle ilkeler var mı? Bulunabilir mi? Yoksa herkes kendisine göre kutsal metni istediği anlamı verebilir mi? Bu şimdi aslı esası var mıdır? Bununla bu alanla çok emek verdim. Dolayısıyla bunu niye söylüyorum?
ben kutsal metindeki ifadelerin çağın bilimsel gelişmeleriyle ve yorumlarıyla irtibata sokularak anlamlandırılması, ki bu bir savunma mekanizmasıdır. Buna benim konuşmamın başında da işaret ettim. Bunu fevkalade yanlış buluyorum. Bu en fazla işte cami cemaatin inananları rahatlatmaya ve caminin içinde kalmalarını sağlamaya yöneliktir. Hiçbir entelektüel kıymeti yoktur. O bakımdan ben bu ifadeleri bir betimleme olarak kendi içinde ne demek istiyor? Burada ne murad ediliyor? Bu özellikle odaklandığım yer burası olacaktır. Yoksa bunları insan nasıl yaratılıyor filan bununla ilgili daha sonraki ulemanın özellikle modern çağda yaptığı oraya buraya çekiştirmeleri ciddiye almayacağım. Şimdi birincisi bakın diyor ki sizi topraktan yarattı. Şimdi diyebilirsiniz ki Allah bizi topraktan yaratmadı. Yani ben anne babamdan doğdum. Arkadan gelen diyor ki sümme min nutfeti, nutfeden. Ha, o zaman topraktan yaratılan yani en temelini kastediyor olmalı. Yani burada sizi topraktan yarattı demesi aslında atanızı, sizin kökeninizi demek istiyor. Kökenle ilgili bilgi veriyor. Çünkü biz topraktan filan var olmadık. Toprakla bir alakamız yok. Biz diyelim ki annemizin rahminden, babamızın sülbüyle izdivaç ediyor ve biz oradan oluşuyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum bu kadar basit bir ayrıntıyı? Biz topraktan değil, daha bilmiyorduk, öğrendik demeyin. Çünkü Platon'da bir pasaj vardır ve şeyde Yunan mitolojisinde topraktan doğanlar diye bir evre vardır. Yani insanın insandan doğan insanlar, topraktan doğan insanlar diye ikiye ayrılıyordu Yunan'da. Mitoloji yani Kur'an'dan çok önceleri, yaklaşık 2000 yıla yakın önce zaten topraktan yaratılan insanlar, insandan var edilen, oluşan insanlar. Yani topraktan oluşan, yaratılan demeyelim, topraktan oluşan, insandan oluşan insanlar diye ikiye ayrılarak bir çözümlemeye gidiliyordu. Yani orada köken hep toprak kabul ediliyordu. Oraya geleceğiz. O bakımdan burada da iki aşama olduğuna göre min turabin ve min nutfetin birincisi kökensel açıklama, ikincisi insanların üreme yoluyla dünyaya gelmesi. Adem üreme yoluyla dünyaya gelmedi. Adem insandan oluşan insan değildir. Şimdi bakın ikinci bir şey, üçüncü aşamada diyor ki topraktan, nutfeden, sonra ezvacı. Eşler yaptık. Yani bu da anlaşılıyor ki toplumsal yaşama geçilmiş bir şekilde toplu üreme aşaması. Yani sizi birincisinde halakakum diyor. Min turabin, sümme min nutfetin, sümme cealakum diyor. Bakın fiil değişti. Ceale, halaka manasında kullanılır. Nitekim inni cailun fil ardı halifeten, yeryüzünde bir halife kılacağım dediğinde yeryüzünde bir halife yaratacağım diye onu çevirirler. Çiftler yarattı. Şimdi bu pasajı açan ikinci bir şey, işte ilahiyatçıların bütün abrakadabralarının devreye girdiği pasajdır bu pasaj. Nisa suresinin ilk ayeti. Şimdi buraya biraz dikkat etmek zorundayız. Şimdi ya eyyühen nas ittaku rabbekumun lezi halakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zavcaha ve besse minhuma ricalen kesiren ve nisa.
Şimdi diyor ki ey insanlar, Rabbinizden sakının. Çünkü o Rab ki sizi bir nefisten yarattı. Tam motamot çeviriyorum. Bir nefisten yarattı. Halakakum min nefsin vahidetin. Ne yani nefsin vahidetin ne? Yani min turabin demiştim. Ama burada min nefsin vahidetin diyor. Devam ediyor dursa. Çünkü yukarıda cealekum ezvacen demişti hatırlarsan. Burada diyor ki ve halaka minha zavcaha. Yani eşini de ondan yarattı. İki tane yaratma fiili var ve iki aşama var. Aynı yukarıdaki gibi. Biri topraktan, biri nutfeden. Ama burada muhatap değişiyor. Bir nefisten o nefsi vahidenin eşini de ondan yarattı. İki tane zamir var. Yani tam motamot tercüme edersen burada bütün bu modern abrakadabraların ortaya çıktığı şeyi de görmüş olursunuz. Niye abrakadabra diyorum? Çünkü yani böyle ciddi bir meselede küçümseme ifadesi kullanmak hoş değil. Bunun farkındayım. Ama ben usul meselesine çok emek verdiğim için Türkiye'de de bu işlerle ilgili yorum yapanların hiçbir usulü olmadığı için. Yani bu ayette bu böyle yorumlar, başka bir ayet gösterirsin, orada ne yapacağını bilmez. Yani hep şey vardır mesela mesna ve sülase ve rubaya, işte dörde kadar kadın alma, evlenme ruhsatına delil olarak gösterilen ayette ikişer, üçer, dörder eşler alabilirsiniz deniyor. Ama bunu diyorlar ki dörde kadar. Ya diyoruz ki ama dörde kadar denebilir. Arapçada dörde kadar demenin birçok yolu var. Niçin burada İkişer, üçer, dörder, beşer, altışar anlamı olmasın. Ki peygamber Kur'an'ın en sadık uygulayıcısı ve kendisi de buna uygun davranmış. Yani en az 12 eşle aynı anda 12 eşi bir rivayet, onu hep küçültmeye çalışıyorlar, 9 eşi. Toplamda 25'e yakın, 27'ye falan çıkanlar var. Eşi olduğu rivayet edilir. Dolayısıyla niye bu ikişer, üçer, dörderi bir sınırlama manası veriyorsunuz da bir teşvik manası vermiyorsunuz? Bu böyledir efendim dediklerinde Fatır suresinde aynı ibare bir defa daha geçiyor Kur'an'da. Orada da diyor ki meleklerin kanatlarını ikişer, üçer, dörder kılan Allah'a hamdolsun. Bak ikişer, üçer, dörde kadar demiyorsunuz burada. Orada niye diyorsunuz? O ayrı, o ayrı derler. Yani dolayısıyla usulü yoktur. Usulü olmayınca da anlıyoruz ki entelektüel anlamda bir düşünsel tutarlılık kaygısı taşımayan vaizlerin ciddiye almamız gerekmez. Onların yaptığı yorum adı altında yaptıkları öznel ve kişisel tamamen sübjektif spekülasyonlarının amaçlarına dayalı olarak sofistik olduğunu söylüyor. Yani safsata, mantık ilminde bunlara safsata denir. Safsata ve mugalata bir tür madrabazlıktır. İçinde çıkar amaçlı, ciddi konuları çıkar amaçlı olarak yamultmaya yönelik faaliyetler felsefe bilim tarihinde sofistik faaliyetlerdir. Antik Yunan'da sofistler böyle yapıyordu. Her şeyin istediğin hangi yoruma ihtiyacın varsa temin ederiz, sen paradan haber ver derlerdi. O yüzden Kur'an'la ilgili bu tür modern yamultma çabalarını biraz
yani kibarca abrakadabra olarak adlandırıyorum. Amacım bu. Şimdi bu metin en çok tartışılan insanın kökeni konusundaki Kur'an'ın tutumunu modernleştirmek isteyenlerin en çok ayağının takıldığı yerlerden bir tanesidir. Çünkü şöyle bir problem var. Diyor ki halakakum min nefsin vahidetin, sizi bir tek nefisten yarattı. Bu nefsin vahidetin müennes geliyor diyorlar. E tabi müennes gelecek çünkü nefs kelimesi müennes, yani dişildir. Dişil olduğuna göre feminendir. Sıfatı da feminen gelir. Müennes gelir. Dolayısıyla peki kimin nefsi bu? Yani bunu aslında hiç tereddütsüz halakakum min şahsın vahidin diye de yorumlayabiliriz. Yani sizi bir tek şahıstan yarattı. Bir tek atadan. Kimdir o? Adem'de. Burada kastedilen Adem'dir. Şimdi devam ediyor. Ve halaka minha. Ondan. Ama zamir ismin yerini tutar. Neden? Oradaki o nereye gidiyor? Müennes olduğu için nefse gidiyor. Yani o nefsun, vahidetun aslında şeyin zamirin merciidir. Peki zevceha, bakın bir zamir daha geldi. Eşini, kimin eşini, neyin eşini? Yine o nefsin eşini. Yani aslında gelenek bunu nasıl yorumluyor? Çok basit bir şekilde diyor ki Allah önce Adem'i yarattı, sonra eşi Havva'yı Adem'den yarattı. Bu antik mitolojide de böyledir. Yani kadının yaratılması Yunan mitolojisinde erkeği cezalandırmak içindir. Pandora meselesini okumanızı öneririm. Aslında o konularda teknik şeyler vermek istemiyorum. Kaynaklar. Ama Pandora meselesini okuyunuz. Yunan'da insanın varoluşu Zeus'un insanı yaratmasıyla ilgili kıssalar çok ilgi çekicidir. Yani onlar da nereden baksanız yine 3000 yıla yakın, 2700'ler, 2800'lerde dolanan anlatılardır. O bakımdan insan bilincinin, muhayyilesinin, insan muhayyilesinin köken sorununa nasıl yaklaşımlarda bulunduğunu, asırlarca önce, binlerce yıl önce hatta ya da birkaç asır evvel, çağ evvel yani 2000 demek istiyorum. Oradan izlenebilir. Şimdi burada da min nefsin vahidetin ve halaka minha zevcaha. Yani kadının buradaki yaratılışı cincildir. Yani topraktan yaratılan Adem'dir. Havva değil. Havva Adem'den yaratılmıştır. Tevrat'a bakarsanız ki bizde de ulema onları kopyalamıştır haklı olarak. Yani İsrailiyatı küçümsemeyi çok sever bizimkiler. Oysa İsrailiyat olmasa Kur'an'ı yorumlayamazlardı. Yani Arap kültürüne dayanarak bir şey çıkmazdı yani. Şey, kültür, ortak din esas itibariyle İsrailiyat'la birlikte ortaya çıkmıştı. Niye İsrailiyat? Bana göre tabii, kişisel kanaatim onu belirteyim. Tevrat'ın ve İncil'in Ciziretul Arap'ta, yani Arap kültür muhitlerinde halk arasında dolaşan sözlü anlatımları bakımından çok değerlidir. Tevrat ve hatta İncil yazılı kaynaklardır. Fakat Araplar bu yazılı kaynaklarla temas etme olanağından mahrumdular. O yüzden eğitimli kuzeydeki, Şam'daki, Irak'taki Yahudilerle, Hristiyanlarla filan da temas edecek halleri yoktu. İşte en fazla Habeşistan. Yani Habeşistan ne olur yani? Habeşistan'daki Hristiyan'ın şeyi ne olabilir? Entelektüel kapasitesi ne olabilir? Yani bir Roma'yı, Vatikan'ı düşünün, İstanbul'u düşünün, İznik konsilleri vesaire. Hatta gelin Şam'a,
oradaki Hristiyan muhitini, kültürünü, oradaki toplumları düşünün. Oradaki kültürle Habeşistan mukayese edilmez. Yani bugün İstanbul'da, İran'da, hatta Mısır'daki İslami kültürle Malezya'daki aynı olur mu? Olmaz. Şimdi dolayısıyla Tevrat diyor ki Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden yarattı. Hayda. Hiçbir problemi yok. Yani aslında ne olur? Tanrı istediği yerden istediği şeyi yaratır. Vardır bir hikmet de. Sana ne sonra? Ya ama modern insan kadınla erkeği eşitlemeye çalıştığı için, çünkü çağ eşitliyor. Yani tıpkı kadına vurabilirsiniz. Fedri buhunne ayetini olduğu gibi anlayamazsınız artık. Kendi eşini dövmeyi yanlış bulan bir erkeğin kendi tanrısının iki tane patlat çatlat demesini kabullenemez. Ne yapacak? Şunu da diyemiyor. Cenab-ı Allah o zaman söylemiş, şimdi bizi bağlamaz da diyemiyor. Ya orada diyor işte Fedri bunun o manaya gelmez de şu manaya gel. 50 tane hokkabazlık yapıp ne yapıp yapıp onu dövün olmaktan çıkarıyor. Peki işte miras konusunda birçok konuda mesela şey Er-ricalu kavvamun alennisa. Erkekler kadınların şeyidir. Yani ailenin reisi, ben bilirim, babam bile öyle derdi. Ailenin reisi erkektir derdi. Şimdi nasıl kabul edeceksin? Modern toplumda hangi erkek ailenin reisi benim diyor? Niye? Çalışıyorsan ekmek ve kadın da getiriyor. Yani modern aile yapısı erkeği reis olarak kabullenmeyi şey yapmadı. Ne yapacak ilahiyatçılar? İşte 50 şey dereden su getirerek orada kavram işte öyle yönetici, reis, meclisi nereden çıkarıyorsun sen? Bir önce Arapça öğren filan. Ne demek? O gözetleyici filan demek. Yani ben bu tür sofistik yorumlara ağır sıfatlar kullanmak lazım ama benim tarzım değil, kullanmıyorum. Sadece şeye, basiretinize, irfanınıza havale ediyorum. Temel sorun elindeki inandığı kutsal metnin ifadelerinin hazmedilmeyecek bir yük haline dönüşmüş olması. Hırsın elini kesin diyor. Nasıl keseceksin? Yani bunu çağın vicdanı da kabul etmez, aklı da kabul etmez. Ne yapacaksın? Ya o hırsızın elini hırsızlıktan kesin demek. Hırsızın yoksa elini kesin demek. Ya öyle olsa balla börekle besleriz demiş. Nasıl olacak o? Şimdi anlıyoruz ki dindar bilinç dünyasını, kültürünü asırlarca oluşturmuş kaynağın bu konuda artık kendisine yardımcı olmak bir yana sağduyuyla bile çatışan bir takım anlatılar taşımış, tavsiyeler içeriyor olmasıyla baş edemiyor. O zaman da işte ilahiyatçılar filan devreye giriyor ama bunlar tabii kalıcı değil. Yani dindar bilinci kalıcı olarak şey yapamıyor, etkileyemiyor. Çünkü usulü yok. Çağ bunu dinlemiyor. Bir de şu anda çok ağır geliyor. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Burada da Adem'in kaburga kemiğinden yaratılan bir Havva'yı hangi kadın, hangi mümin kadın kabul edebilir? Dindar bilinç böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Yani düşünsenize ya, bizim ilahiyatlarda okumuş hocalar bile isyan ediyor. Onlar hurafe diyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Ne ya? Bunlar Tevrat'tan alınmadı. İsrailiyat diyor. Ne yapacağız? Sizin paşa gönlünüzü mutlu edeceğiz diye yeni şeye, eski köye yeni adet mi getireceğiz? Biz de rahatsız oluyoruz o ifadelerden. Ama ibareyi nasıl yamultacaksın? Şöyle yamultuyorlar. Diyorlar ki efendim burada min nefsin vahiyetim diyor. Öyle Adem, Madem'i filan nereden çıkarıyorsun?
Bak nefs. Nefs ne demek? Birdenbire bir nefs diyor. Ne o bir nefs ne demek? Yani bir özden yarattı. Bak nasıl derinlik kazandırıyorlar. İnsanın gözleri yaşarıyor. Min nefsin vahidetin bir özmüş. Tamam devam edelim. Ve halaka yarattı minha o özden zevca o özün eşini. Ya bu kadar kötü bir ifade olur mu? Tanrı sizi bir özden yarattı. O sonra da o özden o özün eşini yarattı. Ya desene hepimizi bir ölden yarattı de çık git. Niye böyle desin Tanrı? Şimdi niye burada bir de yorumun tabii sosyolojisini yapmak lazım. Yani bu niye bu zorlamaya giriyor? Niye kimsenin aklına gelmiyor da bu birdenbire 20. yüzyılda bizimkilerin aklına geliyor? Çünkü daha evvel bu rahatsızlık vermiyordu ki. Yani Kur'an'daki başörtüsü daha evvel kim rahatsızlık vermiyordu ki. Bugün Yahudiler hala Yahudi kadını başını açamaz. Un Ortodoks filmini mutlaka, dizisini mutlaka seyredin. 4 mini bir dizidir. Çok önemli bir dizi. Yani üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Ben özellikle Yahudi toplumu, İsrail toplumunu sekülerlik ve din arasındaki çatışma bakımından en azından sanat aracılığıyla takip etmeye çalışıyorum. Epey film izlediğimi sanıyorum. Yani bir fikir verecek kadar. Çok değilse de. Ama orada Yahudi hukukuyla başı belada olan modern Yahudilerin ne tür sıkıntılar çektiğine dair bizim toplumumuzdaki hemen hemen aynısı. Bizden daha da onlarda getto hayatı olduğu için bizde cemaat hayatına denk gelir. Yani Yahudilikte cemaat hayatı gibidir. Bizde de cemaatlerdeki kadınlar, cemaat mensupları eğer şey yapamıyorsa buradan benzeyebilir. Bunun ekonomi politiğini yapmak lazım, sosyolojisini yapmak lazım. Ne kastediyorum? Niye buna bir özden yarattı, o özden, o özün eşini yarattı filan gibi abrakadabraya ihtiyaç duyarlar? Niye bu insanlar hiç ayaklarını yere basmak, tarihsel olarak geri götürülemeyecek bir yorumu öne sürmekten utanmazlar? Hiç mi akıllarına gelmez? Dünyanın bir akıllısı siz misiniz? Yani hiç kimsenin yapmadığı bir yorumu sen yapıyorsun. İnsan düşünmez mi? Ben niye böyle yorumlamaya ihtiyaç duyuyorum? Çünkü ben kaburga kemiğinden yaratılmış bir Havva'yı hem kabullenemiyorum hem kimseye anlatamam. Gülerler bana. Ama bakın kaç bin yıldır hiç kimse gülmüyor. Doğru kapalı toplumlar kendi hallerinde mutlu. Ama başkalarıyla karşı karşıya geldiğinde farklı kültürlerle bir yakınlık içine girdiklerinde birdenbire ellerindeki malzeme, onlar için sorun teşkil etmeyen malzeme birdenbire sorun teşkil etmeye başlar. Yani Osmanlı'nın falan en büyük problemi budur yani. Hepsi esas itibariyle kendisi gibi olmayanlarla temas ettiklerinde içinde bulundukları durumun vehametini fark ettiler. Her defasında da iş işten geçmiş oldu. Şimdi dolayısıyla müsaadenizle buradaki yamultma çabalarını ciddiye almamakla mazur görülmek isterim. Yani bir öz möz yok burada. Burada açıkça bir nefisten yarattı. Onun eşini de ondan yarattı. Yani Havva'nın yaratılışı ikincildir. Tevrat, Kur'an'ın üzerinde yükseldiği zemindir. Tevrat ve İncil. Kur'an bunu ifade etmekte hiç utanmaz. Hiç mahcup olmaz.
Bu tıpkı şeye benzer. Felsefe tarihinde o yüzden Bilek Athena, Kara Athena diye Türkçe'ye çevrildi. Çok önemli bir kitap var. Edward Said'in oryantalizmi kadar etkili olmamıştır. Çünkü biraz entelektüel kapasite ister. Yani oryantalizm, Said'in oryantalizmi çok büyük bir ses getirdi. Haklı olarak hak etti tabii onda. Ama Bilek Athena, Athena aynı şeyi, Kara Athena aynı etkiyi uyandırmadı. Tartıştığı konu şu. Tarih boyunca Yunanlıların hepsi, Platon'un, Aristoteles'in, diğerlerinin hepsinin sayfalarca beyanatı var. Bu işi Mısır'dan, yani ilmi, irfanı Mısır'dan almış olmaktan dolayı, bütün tanrılarını almış olmaktan dolayı hep gurur duydular. Asırlarca bu böyle oldu. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda Avrupa merkezli görüş, özellikle Batı, ırkçılık vesaire ile birlikte koskoca Avrupa'nın kaynağı Mısır olabilir mi? Bunlar zaten beyaz bile değil. Filan diyerek bütün paradigmayı değiştirdiler ve bugün hala öyledir. Batı, Doğu'ya hiçbir şey borçlu değildir. Ne kadar kötülük varsa Doğu'dan gelmiştir. Fisagor tarikatçı mıdır? Şeydendir o, Doğu'dan. Hegel'i okuyun anlarsınız. Yani. Çok büyük bir kompleks vardır ve bu yeni aydınlanma sonrası ortaya çıkan kompleks Batı, Doğu'ya olan borcunu inkar ediyor. Hiçbir şey açıklayamaz yani. Yani perspektif, Rönesans ya şeyin kitabı olmasa İlmül Menazır, kitabı İlmül Menazır'ı İbn Eysem'in perspektif kelimesini açıklayamıyorlar. Ya bununla ilgili şimdi kitaplar yazılıyor. Bu Avrupa merkezcilik biraz kırılıyor. Sebebi de Amerika. Amerika o Avrupa merkezciliğe fazla sahip çıkmıyor artık. Yani kendisi de Avrupa'dan kopmak istediği için Avrupa'nın her şeyin merkezinde olma şeyini, patronajını reddediyor. Nasıl ki yüzyıllarca Avrupalılar, Yunanlılar, Mısırlılara borçlarını inkar etmediler. Tam tersine onlardan bağlı şeyleri öğrendikleri için gurur duydularsa ki Aristoteles ve Platon'da bir sürü şey var. Pasaj var yani. Bu çok kanıt var. Ve yüzyıllarca da böyle anlaşıldı zaten. Şimdi aynı şeyi Müslümanlar Yahudilere ve Hristiyanlara karşı yapıyorlar. Neden? Milliyetçilik çağı bu. Arap milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğiyle bu 20. yüzyılın şeyi bu. Bizimkilere biraz geç geldiği için bu damarlar İsrailiyat dediklerinde bu yorumların çoğu 1948'de İsrail kurulduktan sonra ortaya çıktı. Yani bunu şimdikiler bilmez. 1948 Menderes'in iktidara gelmesinin nedenlerinden biri de İsrail'in kuruluşudur. Menderes ne zaman iktidara geldi? 46 seçimleri demokrasiye geçildi. 47 olmadı. 50'de niye ezan Arapça okundu? 2 yıl evvel İsrail devleti kuruldu çünkü. Ve siyaset İsrail'in kuruluşundan sonra Orta Doğu'da hiç eskisi gibi olmadı. Ve bütün paradigmalar ona göre değiştirildi. İsrailiyata yönelik bu periskarlık ve işte Tevrat'tan alınma, İncil'den alınma filan diye bunlara karşı çıkmanın hiçbir bilimsel tarafı yoktur. Bunlar çocuksu politik tavırlardır. Oysa asırlarca Müslümanlar bu malzemeyi kullanmışlardır. Zaman zaman buna karşı çıkan tipler olmuştur. Ama bunlar da ortak tinden, kültürden uzak kesimlerdir. Haşeviye denilen gruplardır. Selefilerdir filan. Yoksa şehirli, kültürlü Müslümanlar
daha önceki kaynaklarla temas içerisinde olmayı, onlara borçlu olmayı utanılacak bir şey olarak görmemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de bile Tevrat'a ve İncil'e yapılan atıflar birçok açıdan olumludur. Daha sonra onlar, ama onlar muharreftir, onlar tahrif oldu filan suçlamasıyla bu borcun inkar edilmesi tamamen politiktir ve büyük ölçüde çağımızda da yenidir. Şimdi zamanı bir takip etmek için bir bakalım. Evet, yaklaşık 45 dakika falan olmuş değil mi? Yanılmıyorum. Fakat şeyi, temeli kurduk. Yani esas olan burada insanın, yani Adem'in topraktan yaratılması, Havva'nın, Adem'in bir parçasından yaratılması, ikisinin birleşmesinden insanların yaratılması. Hikaye budur. Bunda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Bütün dinler hiçbir kompleks duymadan bu yorumu sahiplenmişlerdir. Burada modern bilincin rahatsız olduğu ve düzeltme ihtiyacı hissettiği ne var? Sadece Adem ile Havva arasındaki eşitsiz görünüş, o da Adem'den yaratılmış olması Havva için ikincil bir şey. Yani efendi Adem oluyor. Şimdi birincisi bu. Bu ayetle ilgili bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece ona işaret edip geçeceğim. Tefsir dersine dönecek yoksa bu akşam. Ayet şöyle devam ediyor. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ve o ikisinden, Adem ile Havva'dan birçok erkekler ricalen ve nisaen, kadınlar meydana getirdi, yaydı. Şimdi niye çocuklar demedi mesela? Evladen diyebilirdi. Niye çocuklar demedi de ricalen ve nisaen dedi? Bu da yaratma aşamasının artık bir üreme aşamasına dönüşmesiyle alakalıdır ve şöyle diyebilirim, toplumsallığın temeli artık bir şeyden söz etmiyoruz, insanla ilgili, artık toplumun da oluşmasından söz ediyor. Sadece insanın kökeni değil, toplumun kökenini de içine alıyor. Yani toplumun kökenini aileye dayandırıyor, Adem ile Havva'ya. Yoksa burada bizim anladığımız anlamda, bugün bilimin uğraştığı manada kutsal metinleri bilinci, yani bu metnin bilinci, insanın kökenini bir aydınlatayım bilinci değildir. Bu tamamen, dikkat ederseniz, sizi yarattı diyor zaten. Yani usul bile tamamen güncel bir usul. İnsanı yarattı filan kısmında değil bakın. Diyor ki sizi yarattı. Çünkü bu hatırlatmayla, bu hatırlatmanın arkasında ve önünde olup bitenlere bakarsanız, burada anlatılmak istenen şey insanın kökenini değil, bunu hatırlatarak başka şeyler söyleyecek. Yani bir tür Tanrı'nın kudretine atıf yaparak bir borçlandırma ameliyesi var. Bak, Tanrı sizi yarattı, akıllı olun, uslu olun, işte şunu yapın, bunu yapın, şuna dikkat edin, buna dikkat edin meselesine kadar devam edecek bu. Şimdi Adem'in yaratılışı ile ilgili hızlı hızlı burada bir iki şey söyleyeyim. Bir beşer insan ayrımını yapabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamber, dikkat ederseniz, ene beşerin miskun diyor. Ben de sizin gibi beşerim diyor. Ama ben de sizin gibi insanım demiyor. Niye? Çünkü beşer aslında çamurdan yapılma heykel demektir. İnsanın maddi tarafını, en ilkel tarafını, işte toprak tarafını gösterir.
Adem kelimesi toprak edimden gelir. Toprak demektir. Kirli toprak hatta. Homo, humustan gelir. O da toprak demek. Yani Latince'de de, İbranice'de de insan esas itibariyle erkek demektir. Yani bu ayeti Allah sizi bir erkekten yarattı. Ya da Allah önce erkeği yarattı sonra kadını yarattı diye çevirsek, mana versek hiçbir ruhuna yanlış yapmış, haksızlık etmiş olmayız. Çünkü bütün dinlerde adam olmak mesela, adam olmak Adem kelimesinin galatıdır yani. Adam olmak, erkek olmak. Dolayısıyla benim önceki derslerimi dinleyenler bilirler. İnsan altı şey değildir. Bir tanesi nedir? Hatırlayanlar oraya yazarlar. Ben bakmıyorum şimdi ama. Birincisi kadın değildir. İnsan kadın olmayan demektir. İki, insan çocuk olmayan demektir. Yani benim oğlum adam olacak. Adam ol da gel. Adam mısın sen? Bunlar ne? Çocuğun zıttıdır. Yani erkek bir kadının zıttıdır. Şey, insan bir kadının zıttıdır. Kadın olmayan demektir. Dolayısıyla insanı yaratmak içinde, yani söylenildiğinde içinde insan yoktur. Affedersiniz, kadın yoktur. İnsan yaratıldığında erkek yaratılmış demektir. Kadın olmayan demektir insan. İki, çocuk olmayan demektir. Üç, deli olmayan demektir. İnsan akıllı olan demektir. İnsan ol, insan ol. Hayvan olma denir mesela. Hayvan olmayan demektir. 4-5 barbar olmayan demektir. Yani insan medeni olan, uygar olan, şehirli olan insandır. Ötekisi vahşidir. Hayvan bir tür hayvandır. Dolayısıyla insanlığa çağırmak, insan olmak, şehirli olmak, kibar olmak, centilmen olmak demektir. Vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Bak, adam olamamışsın, insan olamamışsın. Adem olamamışsın demektir. Fakat insan kelimesinin de insanın kökeni ünsiyetten gelir. Bazıları nisyandan gelir diyor. O doğru değil. Unutmaktan gelir. Yani o tamamen Platoncu bir şey, tevil. İns'ten gelir. İns, ünsiyetten gelir. Bir arada olan demektir. Yani insan bir arada yaşayan canlıdır. Zoon politikon demektir yani. Toplumsal canlı demektir. Medeni yumbitab diye çevrilmişti Arapçaya zoon politikon. Aristoteles'in tabiridir. İbn Haldun'un da bütün yorumunun temeli odur zaten. Medeni yumbitab. İnsan özü gereği medenidir. Medeni yani sadece şehirli değil, toplumsal ve siyasal bir varlıktır, canlıdır. Dolayısıyla bu pasajlar, bu ve benzer pasajlarda, kutsal metinlerde insan denildiğinde zaten erkeğin tasavvur edildiğini bir varsaymak zorundayız. Zaten metinler filolojik olarak da bunu doğrular. Bir sürü örnek verebilirim ama yerimiz dar, tabiri caizse. Ve kadın daima ikincildir. O bakımdan beşer insanın maddi yanını, maddi kökenini ele veren bir sözcüktür. Cilt milt anlamına da gelir, deri anlamına. Fakat toprak, et yığını demektir. Peki nasıl insan oldu? Nefahtu min ruhi, ruhundan üflediğinde. Yani o toprağa tanrısal bir ruh üflendiğinde
Bakın bunlar hep metafordur. Hiçbiri açıklama değeri taşımaz. O yüzden yorumlanması gerekir. O zaman insan oldu. Yani Adem toprakla tanrısal ruhun birleşmesiyle insan oldu. Sonra Havva ondan oldu. Peki neredelerdi? Oldu da ne oldu? Yani bunlar bir aile mi kurdu? Şimdi bir tane kadın var. Bir tane erkek var. Bakın şimdi mitolojiye us uyguluyoruz. Bu haksızlık. Aslında yani biz derste olduğumuz için bir anlamda bunu yapıyoruz. Yoksa kutsal metinler bu tür ussal sınamalara tabi tutulamaz. Çünkü komik duruma düşerler. Hiç mitoloji de öyledir. İşte Zeus geldi, onu yaptı, bunu yaptı filan. Süpermen'e döner. Bir süre sonra komik hale gelir. Niye bu böyle? Orada da öyle dedi ama burada niye böyle dedi filan derseniz pasajlar arasında bir tutarlılık aramaya başladığınızda metin elinden patır patır dökülür. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in de farklı pasajlarından kompozisyonlar yapma denemesi, ki bu da çok modern bir denemedir. Tarihte hiç kimse bunu denememiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki pasajlardan müstakil, tutarlı bir tek metin, bir yekpare bir bütün meydana getirme imkanı yoktur. Ulema bunu yapmamıştır. Gücü de yetemezdi zaten. Yapamazdı. Olmaz. Ama modern Müslümanlar bunun yapılabileceğini zannediyor. Mesela ne yapıyor? 7 yerde Musa kıssası geçiyor Kur'an'da. Her birinin kendi içinde bir bütünlüğü vardır, bir anlamı vardır filan. Diyor ki ben bu pasajların hepsini bir araya toplayayım. Şöyle tutarlı bir Musa portresi ortaya çıkar. Olmaz. Olmaz hiç. Yani metnin böyle bir amacı da yok. Metni böyle kurgulayamazsın. Elinden takıl patır patır dökülür yani. Yapamazsın. Kimse de yapamadı. Yani Kur'an'da kaç yerde İbrahim kıssası geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili pasajlar var. Onları ben toplayayım bir İbrahim kıssası meydana getir. Ben bundan 40 yıl evvel derslere şey diye başlardım. Eski talebelerim hatırlar. Arkadaşlar Kur'an dağınık bir kitaptır, dağınık okunur derdim. O yüzden şeye Kur'an'daki sıralamaya uygun olarak Kur'an'ı anlamlandıramazsınız. Bir bütünlük meydana getirme teşebbüsleri çocukçadır. Niçin böyle bir gereksinim duyduklarını biliyorum. Gençken biz de duyardık. Ama çocukçadır o kadar. Ergenler için caizdir yani. Şimdi yaratma mı, üretme mi? Adem'i yoktan mı yaratmıştır Cenab-ı Hak? Hayır, topraktan yaratmıştır. Toprağı neden yaratmıştır? Bunu felsefe, yani Teogonya'dan sonra, Hesiodos'tan sonra Yunan'da hava, toprak, su, ateşten meydana gelmesi evrenin meselesinde temas edeceğim. Toprak çok problemlidir. Toprak ilke olabilir mi? Olamaz. Çünkü ilkenin yalın olması lazım. Toprak mürekkeptir, karışıktır. Yani toprak birçok parçadan meydana gelir. Toprağın içinde nem yok mu, sıvı yok mu? Su da var yani. O yüzden balçık deniyor. Adem'i balçıktan yarattı. Kuru topraktan mı yarattı? Olmaz ki kuru topraktan o heykeli, beşeri yapamaz ki. Ne yapacak? Biraz onu ıslatması lazım ki çamur olsun, heykel öyle yapsın. Sonra ruh üflerse üflesin. Bak toprak olmadı, çamur oldu. Çamur olunca yine toprak olmadı, toprak ve su oldu. Bak iki ilke var. İçinde hava yok mu onun? Şimdi o yüzden tartışırken göreceğiz onu. Yunan'da da toprak ilke olarak hiç önerilmemiştir. Ama din, bütün dinlerde insan bilinci köken sorununu hep toprakla başlatmıştır. Yani Yunan'da da ilk yaratılışın başlangıcında Gaia vardır. Toprak ana. Yani bu bir aslında imgelemin yaklaşımıdır. İmgelem toprağı hep merkeze aldı. Başka çaresi yoktu.
bizim ilahiyatçılar gibi Kur'an-ı Kerim'de bir özden yarattı, bir öz. Öz diye bir şey yok ki. Yani öz kavramı Kur'an'ı bir kavram değil. Bu felsefeyle filan ortaya çıkan bir şey. Yani bu belli bir kültür düzeyiyle ortaya çıkan, yani Abbasiler döneminde mesela bir özden söz edilebilir. Bugün bile bir öz filan dediğinizde sizi ciddiye alırlar mı bilemiyorum. Onu açıklamanız lazım. Yani öz ne demek? Şimdi üreme ve yaratma arasındaki fark bir kıssaya dayanır. Adem ile Havva yaratıldı. Adem'i topraktan yarattı. Eşini de Adem'in işte bir parçasından yarattı. İsterseniz buna kaburga kemiği deyin, Tevrat geleneğine bağlanarak. Bilen, yani orası için kaburga kemiği ya da. Hangi anlam? Orası önemli değil. Ama Havva ikincildir. Havva topraktan değildir yani. Sonra ne oldu? Bakın şimdi metni bütünlemeye çalışıyoruz. Cennettelerdi onlar. Ne yapıyorlardı cennette? Şimdi kadın bir erkek. Tanrı onlara diyor ki şu ağaca yaklaşmayın. Niye diyor? Yani ne yapacaklar bunlar? Bu sorular sorulmaz. Çünkü kıssa, anlatı bu soruları varsaymaz. Yani kendisine bu sorular sorulacakmış gibi üretilmemiştir metin. Şimdi mesela ben konuşuyorum, ben de bir metin üretiyorum şu anda. Nasıl konuşuyorum? Sizden gelecek eleştirileri. İyi de hocam öyle diyorsun da peki bu ne olacak? Oraya karşı çıkmak kolay da falan diye işte yani şeyleri laubali olanlarını bir kenara koyalım. Ama ciddi soruların ne olabilecek? Akıllı, ciddi hocalar mesela. İzleyenler var biliyorum. Burada değerli hocalar var. Şimdi beni izliyorlar. Diyelim ki Dücane Hoca diyorlardır. Meydanı boş buldu. Devam ediyor. İşin kötü tarafı yıllardır konuşmadığım bir alandır bu. Kasten uzak durduğum bir alan. Ama mecburen artık girmek zorundayım. Onların benim zekamı hafife almaları ya da ilmimi eksik bulmaları, yorumlarımı çocukça bulmalarına ben katlanabilir miyim? Katlanamam. Hiçbir normal zeka böyle bir şeye izin vermez. Peki o zaman ne yapmalıyım ben? Savunduğum ya da eleştirdiğim düşünceleri açık vermeyecek şekilde tutarlı ve eleştiriye dayanaklı olarak öne sürmeliyim. Bak ayet okuyorum, anlam veriyorum. Nefsin vahidetin bak böyledir diyorum. Ama bu manayı da verenler var diyorum. Bence doğru manası şudur ama bu mana yanlıştır diyorum. Niye yanlıştır? Bir filolojik açıdan yanlıştır. İki sosyolojik açıdan yanlıştır. Üç bu yorumun yapılma nedenleri farklıdır. Falan filan. Dikkat ederseniz hep demiyorum. Taberi de şöyle yazıyor, onu da böyle yazıyor filan. Başka otoritelere atıp yapma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü o eleştiriyi bana yönlendirecek olanlar kullanabilecekleri kaynakların tamamını ben zaten yıllarca okudum ve okuttum. Yani onlar benim bilmediğim, görmediğim bir kaynak bana göstermeleri lazım. Öyle bir şey de yok tefsir tarihinde. Ne yapacağız? Hepimiz aynı kaynaklar okuyoruz. O halde muhakemeleri yarıştıracağız. Zaten benim de kastettiğim bu malumat furuşluk değil. Yani sen mi şunu biliyorsun? Sen kaçta hangi tefsire baktın değil. Kronolojik olarak öne sürülen yorumların eleştiriye dayanıklılığını
bir konuşmacı olarak öngörmem lazım. Nereden bana eleştiri gelebilir? Ve ben de metni ona göre üretiyorum. Sadece sorun şu, ben onların hangi nereden rahatsız olacaklarını öngörebilirim ama onlar benim ne taraftan görüşlerimi temellendireceğimi iyi dinleyerek öğrenmeleri lazım. Yani şu kitaptan bakıp bu kitaptan bakıp önceden öğrenme imkanları yok. Şimdi mesela ensesle ilgili artık yazılar yazabilirler. Çünkü ben dedim ki bu ensesle üreme bir tabuydu. Şimdi devam edelim. O halde Kur'an-ı Kerim'deki pasajları okurken o pasajın bizim bu tür sorularımıza yanıt verecek şekilde üretilmediğini hesaba katmak zorundayız. Yani neyi kastediyorum? Bir Adem Havva yaratıldı. Sonra ne oldu? Niye cennette başıboş dolaşıyorlar? Niye bir ağaca yaklaşmıyorlar? Ne oluyor yani? Ne bu gizem filan demiyoruz. Sonra bakın daha dünyada değiller, cennetteler. Üreme yetenekleri var mı? Yok. Onlar hep ağaca yaklaştıktan sonra olacak. Şimdi şeytan var, orada melekler var. Bakın bir sürü us dışı diyebileceğim. Şimdi akıl dışı mı diyelim? Siz isterseniz bunu şey yaparsın, akıl üstü diyeyim. Ama yani ussal olarak anlamı olmayacak. Bir takım varlık şeyleri, biçimleri var. Yani şeyi zemini farklı bir zemindeyiz. Modern bilinç için farklı bir zemindeyiz. Niye? Bir cennet hayal ediyoruz. Hieronymus Bosch'un tablo, cennet tablolarını hatırlayın mesela. Ondan sonra ve bir kadınla bir erkek var. Ve bunlar da ağaca yaklaşmayacaklar. Fakat bunlar meydana gelmeden evvel de bir sürü meleklerle iblis arasında filan, yani Tanrı arasında bir takım tartışmalar var. Şimdi uzatmayayım. Burada ağaca yaklaşmayın. Ne ağacı bu? Elma ağacı, armut ağacı, hurma, buğday, bir sürü isimler vermişti. 20'ye yakın yani bütün bakliyatlar filan meyveler sayılmıştır. Esas itibariyle bunu geçen biri sordu, bir ilahiyatçı dostum. Ona açıkça sordum ya bu elma ne filan dedi. Ben açıkça incir ve elmanın en kibar şekilde nasıl söyleyebilirim? Kadın cinsel organından kinaye olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında bir vajina simgesidir. İncir ve kesilmiş, ikiye yarılmış elma. Bununla ilgili de yani simge tarihi açısından malzeme bulmak zor değildir. Ben bununla ilgili bir yazı da yıllar evvel yazmıştım. Şiir üzerinden. Dolayısıyla elmanın cinsel ilişki anlamına geldiği konusunda hiçbir tartışma yok. Ve Hristiyanlığın bütün temeli bunun üzerine dayanır. Bu cinsel ilişki ilk günahtır. Cinsel ilişki niye ilk günah olsun? Bakın bunların hiçbirini normal usla yorumlayamazsınız. Kesinlikle simge alanındayız, metafor alanındayız ve metaforun kendi mantığını, iç mantığını kavramazsanız düz mantıkla bunları yorumlayamazsınız. Yani işte Adem'i yaratıyor topraktan, ondan eşini yaratıyor. Sonra onları bir bahçeye koyuyor. Artık şu ağaca yaklaşmayın diyor. Onlar o ağaca yaklaşıyorlar ve cennetten kovuluyorlar. Onları o ağaca yaklaştıran kim? Şeytan. İşte bağları yılan. Yılan da penis
sembolüdür. Bu modern dönemde de kullanılmıştır. O yüzden böyle açık söylüyorum. Freud bütün sivri olan ve aktif olan şeyleri penis sembolü olarak görmüş. Bütün çukur, delik, oyuk, kovuk gibi şeyleri de vajina sembolü olarak görmüştür. Yani işte mesela merdivenden inmek veya çıkmak mastürbasyon gibi görülmüştür. Yani bunların hepsi cinsel olarak yorumlanmıştır. Ve kutsal kitaplarda bütün anlatımlar cinsel anlatım saklanarak ve böyle dolandırılarak anlatılır. O yüzden Adem ile Havva'nın cinsel ilişki kurduğu için ilk günahı işlemeleri, neden günah oluyorsa ve yeryüzüne indirmeleri, bunda da Hristiyanlara göre Adem suçlu. Bizim modernistler genelde şey diyorlar, Havva suçlu. Çünkü Adem'i baştan çıkarıyor. Yani aslında şeytanlık da yılanlık da yine kadına veriliyor. Şeyde de böyledir. Yunan mitolojisinde de böyledir. Pandora meselesi de böyledir. Pandora'nın kutusunun açılması meselesi vardır. Pandora'nın kutusu açıldı mı her şey değişmiştir. Dolayısıyla kadın, yani şöyle söyleyeyim, Yunanlarda Zeus kadını erkeği cezalandırmak için yaratmıştır. Kadın bir cezadır. Bütün Yunan bilinci böyledir, antik bilinci. Hesiodos'ta da öyledir. Yani Allah'ın insana ceza vermesi, insan orada erkek demektir. Erkeğe ceza vermesi, kadını yaratması demektir. Şimdi bizim ilahiyatçılar bunu kabullenemezler. Ne yapacaklar? Bütün bu mitolojik anlatım dilini bir takım işçiliklerle orada öyle demiyor, orada işte şu geliyor, bu zamir buraya gidiyor filan deyip onları modern bilincin kabul edebileceği hale dönüştürmek isteyeceklerdir. Bunu deniyorlar ama işte her şeyin bir müşterisi var. Şimdi kutsal kitapla ilgili bu kıssaya bağlı yani iki örnek daha vermek istiyorum. Bir tanesi Habil-Kabil kıssası. Habil-Kabil kıssası bu ensest meselesiyle de alakalıdır. Yani şöyle varsayılıyor. Yani benim özel bir ensest dersi yapmam lazım. Meselenin tarihsel kökenlerini tartışabilmemiz için. Bu tabuyu nasıl aşmaya çalışıyorlar? Diyorlar ki bir erkek bir kız doğurdu ilk batında. Sonra bir erkek bir kız daha doğurdu. Birinci erkek ikinci kızla, birinci kız ikinci erkekle evlenerek böylelikle batınları değiştiği için bunlar kardeş olmuyor, ensest olmuyor filan. Bunlar aptalca şeyler. Akrabalık meselesi toplumdan topluma değişir. Trakya'da mesela amcaoğluyla evlenin bakalım. Aynı köyden kız alamazsınız. Onlar kardeş kabul edilir çünkü. Hala yani Müslüman olmalarına rağmen doğuda sakat amca, çocuğu, oğlu, çok güzel bir yeğeni var, kızı. Üstüne ceketini attı mı o kız evlenemez. Ya intihar edecek, kurtulursa filan. Yani normal amcaoğlu amca kızını istedi mi başka bir şansı yok. Şimdi amcaoğlu amca kızı şehre geldiğinde kardeş gibi olur. Mesela Trakya'da öyledir. Tekirdağ'da, Edirne'de filan bakın. Amca çocuğuyla evleneceksiniz. Yani Kur'an izin verse de halk onu kabullenmez. Şimdi dolayısıyla akrabalık biçimleri ne kadar farklı olursa olsun Habil-Kabil arasında İlk kanı dökmüşlerdir biliyorsunuz. İşte Kabil'in Habil'i filan. Neden döktüler? Çünkü rivayet olur ki Habil Kabil'le doğan kızla evlenecekti, kız kardeşle. Kabil de Habil'le doğan kız kardeşle. Kabil kız kardeşini vermek istemedi.
Ve cinayeti de o yüzden işledi. Kurban meselesi de bununla alakalı. Şimdi bakın, esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'de hiç bu cinsel imalar görünmez. Ama tefsirlere bakın. Tefsirlerde Habil-Kabil kıssası bile aslında bir enses probleminden, bir enses cinayetidir yani. Bir üçüncü örnek vererek bu konuyu hızlıca geçeyim. Sas suresinde Hazreti Davud'la ilgili bir hikaye vardır. İşte biri şeye girer Hazreti Davud'un odasına. Hazreti Davud'a der ki benim bir kardeş arkadaşım var. Ortaklık yapıyoruz. Benim bir koyunum var. Onun 99 koyunu var. Fakat hitapta ağır bastı. Ve 99 koyun olmasına rağmen benim bir koyunuma da el koydu. Sen aramızda adaletle hükmet der. Çok ilginç bir şey olur. Davud da hemen ortaklar birbirine zulmeder der ve secdeye kapanır. Şimdi devamında da Allah affettim der filan. Şimdi bunu hiç kimse bu haliyle anlayamaz. Yani öykü şu. Birdenbire bir adam giriyor pencereden. Nasıl giriyor? Mesela bazı müfessirler melektir bunlar demiştir. Niye böyle bir şey yapıyor? Nasıl geliyor? Öykü ne? Benim bir koyunum var. Ortağımın 99 koyunu var. Benim koyunumu almak istedi. Tamam. Karar versin. Karar vermiyor. Hemen şey yaparak, tövbe ederek secdeye kapanıyor. Şimdi müfessirler bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki, burada kastedilen Hititli Uriya kıssası diyebilirler. Bu Tevrat'ta geçer. Müfessirler Kur'an'ı yorumlarken Kur'an'daki tek kinaye örneği olarak zikredir belagat kitaplarında. Yani Kur'an'da kinaye var mıdır yok mudur diye bir tartışma vardır. Kinaye mecazla, mecazdan bir ileri aşamadır. Çok kabaca şöyle bir örnek verebilirim. Dışarıdan bir tane diyelim ki öküzün biri geçiyor dedim. Ben öküz gibi bir adam mı geçiyor demek istedim yoksa gerçek bir öküz mü geçiyor? Diyelim ki Fenerbahçe'de öküzün ne işi var? Herhalde kızdığı birine hakaret ediyor hoca diyebilirsiniz. Ama gerçekten de bir öküz geçebilir. Ya da bir eşek geçiyor diyebilir. Ya da bir köpek. Orada bir köpeğin biri havlıyor dedim. Belki adam bana küfür ediyor. Ben adam bana küfür ediyor demek yerine mecazi olarak köpeğin biri havlıyor dedim. Gerçek bir köpek de havlıyor olabilir. Nasıl anlam vereceksiniz? Veremezsiniz çünkü bu bir kinayedir. Yani hakikat mi mecaz mı olduğuna dair size hiç yardımcı olmadığım için çok çift anlamlı, ambivalansa sahip bir anlatım biçimi seçtiğimden siz gerçek bir köpek mi havlıyor yoksa sinirlendiğim, bana hakaret eden bir adama ben mi hakaret ediyorum? Bunu veremezsin. Bunu bir şiirde yazabilirim, bir şeyde yazabilirim. Geçen canlı yayın yapıyordum, köpeğin biri havladı dedim. Acaba bana yapılan bir eleştiriyi mi adlandırmak istedim? Bunu bilemezsin. Ama şöyle desem, gözlüklü bir köpek havladı ya da mavi pantolonlu bir köpek havladı, kravatlı bir öküz geçiyordu. Bakın bu hemen kinayi olmaktan çıkar, mecaz haline gelir. Çünkü mecazla hakikati, kinayeyi ayıran şey şudur, mecazda sözün gerçek anlamının kastedilmesini engelleyen bir karine olması lazım. Bu karine ya ussaldır ya dilseldir. Mavi gömlekli bir köpek havlıyordu desem, bu köpek, mavi gömlek filan, hoca demek ki birine kızmış. Burada mecaz yapıyor demeniz lazım.
Ama araba uçtu dedim. Köprüden araba uçtu. Yuvarlandı, denize düştü mü dedim, yoksa gerçekten uçtu mu? Araba uçmaz. Aklen mani var. O zaman bu bir mecazdır. Araba çok hızlı gidiyor anlamına gelebilir uçmak. Şimdi Davut kıssasında da Naca kelimesi, koyun kelimesi diye, yani koyun diye çevirdiğim kelime aslında dişil olarak kullanılır. Yani bir koç içine girmez, içinde koç yoktur. Dişi koyun da denmez, koyun zaten dişidir. Bağları dişi koyun diye çeviriyor onu. Koç yoktur yani içinde demektir. Hititli Uruya hikayesi şudur. Peygamber olduğunu söylemez şeyler, Yahudiler. Davut'un, King David derler ona. Kral Davut. Dolayısıyla o bir hükümdardır. Kudüs'te bile gidin bakın, elinde şeyi vardır, dirimili vardır. Sesi çok güzeldir. Müzisyendir yani ve kraldır. Peygamberlik kısmı biraz Müslümanların yakıştırdığı bir şeydir. Süleyman için de öyle. O da kral Süleyman'dır. Daha seküler şahsiyetlerdir. Daha ulusal şahsiyetlerdir. Zamanla dini şahsiyet halini almışlardır. Hititli Uruya diye bir komutanı var. O komutanın karısı çatıda banyo yaparken hükümdar Davut kadını görüyor ve çok beğeniyor. Kocasını ön saflarda savaşa gönderiyor ve adam öldükten sonra da eşine el koyuyor, onu haremine katıyor. Kur'an-ı Kerim Davut Aleyhisselam böyle bir günahtan açıkça yazmaktan içtinab ettiği için müfessirlerin yorumlarını söylüyorum. Kibarca orada kadın demiyor. Yani Davut'un bir sürü karısı var. Onlar ona yetmedi. Benim bir tane karım vardı. Benim karıma el koydu diye sormuyor soruyu. Ne yapıyor diyor, hemen dönüştürüyor. Benim 99 koyun, arkadaşımın 99 koyunu vardı. Benim bir koyunum vardı filan diye. Müfessirlerin birçoğu böyle yorumluyor. Bir kısmı diyor ki bunlar İsrailiyat, Kur'an'a iftiradır. Davut Aleyhisselam böyle şey yapar mı filan. Ama Tevrat'ta olan bir öykü ve Davut Aleyhisselam'la ilgili olduğu için biz peki neyle ilgileniyoruz, neden ilgilendik bununla? Yani Kur'an-ı Kerim'de ya da kutsal metinlerin tamamında böyledir. Bir ambivalans, bir çift anlamlılık ortaya çıkar. Dolayısıyla cinsel konular örtülerek anlatılır. O yüzden Adem Havva anlatısında da cinsel ilişkiyi sembolize etmesi lazım. Peki kastettiği cinsel ilişkinin kendisi mi? Yani hakikaten daha sonraki yorumlarda o incir gibi elmayla sembolize edilen kadınsal haz, şehvet midir? Hayır. Çünkü orada Kur'an-ı Kerim'de şu şey geçer. Şeytan Adem'le Havva'ya gelir ve ben size ebedilik ağacını göstereyim mi der. Yani şeytanın Adem'le Havva'yı yoldan çıkarmasının gerekçesi ebedilik ağacıdır o. Ebedilik ağacı şeceretül huld ne demektir? Yani üreme yoluyla bir ölümsüzlük vaat ediyor. Oysa Adem'le Havva üremedikleri için zaten ölümsüzler. Bu bütün geleneksel mitolojilerde vardır. Buna Kronos çağı denir. Ben bazı derslerde anlattım. O yüzden çok uzun durmayacağım. Ama şeytanın vaadi onları yoldan çıkarmasının, cinsel ilişkiye yönlendirmesinin sebebi ebedilik ağacıdır. O ebedilik ağacıyla kastedilen cinsel ilişkiden sonra soylarının ortaya çıkması, üremeyle insan soyunun devamlılık arz etmesi. O yüzden inni cailun fil ardı halifeten, ben bir halife yaratacağım. Ayetindeki halife kelimesinin vekil manasıyla hiç alakası yoktur.
Karnen bade karnin diye tefsir eder eski müfessirler onu. Yani ne demektir? Ardı sıra gelen nesiller olarak yaratacağım. Yani ben yeryüzünde üreyerek çoğalan bir varlık türü yaratacağım. Çünkü melekler cinsel ilişki yoluyla, yani üreyerek ya da cinsel ilişki kurarak üremiyorlar. Melekler ürüyor mu? Hayır. Peki insan, Adem ve Havva ilk yaratıldığında onları da üremediği varsayılıyor. Fakat o zaman bu ağaca yaklaşmayın. Yani o la takraba şecere ne demek? Yani üreme işine bulaşmayın. Çünkü üreme yoluyla aslında ebedilik soy olarak, tür olarak insan soyu süreklilik kazanacak. Ama Adem ve Havva'nın kendisi ölümlülük kazanacak. Dolayısıyla büyük trajedi de buradadır. Kutsal metnin bunu anlatmaya çalışması insanın yeryüzünde bulunuşunun türsel olarak bir süreklilik kazanmasına yol açan bir anlatı üretmektir. Yani bunu değişik öykülerle, yani değişik çağlardaki anlatılarla karşılaştırarak da temellendirebilirdim. Ama konumuz bu değil. Yani bunları okuyarak siz bu eksiklerinizi tamamlarsınız. Benim yapmaya çalıştığım şey, kutsal kitabın insanın kökeni konusundaki betimlemesini onun muradına uygun olarak bize anlatmak istediği şekilde ve bir anlamda kutsal metinler içerisinde işleyen bilincin nasılını analiz ederek çözümlemeye çalışıyorum. Ne demek istiyorum? Yani burada ussal bir işleyiş yok. Yani kutsal metinlerdeki işleyen bilinç, yani şu anlattığım, ele aldığım işte birkaç cümle etrafından ancak gidiyorum. İşte topraktan yarattı, eşini yarattı, işte ondan eşini yarattı. Sonra ağaca yaklaşmayın dedi. Onlar ağaca yaklaştılar. Ondan sonra fehbitu minha cemiyan dedi. Onların hepsini yeryüzüne ceza olarak indirdi. Hayda. Şimdi ne oldu? Hristiyanlara göre ilk günah işlendi. Yeryüzüne geldik ve cezalandırıldık. Büyük günah. Müslümanlık, yani Kur'an'da böyle büyük Hristiyanlıktaki gibi fazla abartılı bir algı yoktur. Yani bunu dünyaya geldik, perişan olduk, mahvolduk diye yorumlamaz. Böyle bir algı pek çıkmaz. Ama Hristiyanlıktaki esef vardır. Daha sonra Platoncu yorumlarla o tasavvufta filan işte sazlıktan kesilmiş ney meselesine bişnevez hikayet mi kunet el cüdaya şikayet mi kunet dediği gibi Mevlana'nın kamışlıktan koparılan kamışın öyküsü. Oradan geldik, gökten geldik, cennetten geldik, yine cennete dönme şeklindeki o Platoncu hasret, gurbet öyküleri ortaya çıkacaktır. Yani yorum biraz daha entelektüelize edilmiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'deki ya da Sami diyorum ona, Mezopotamya'daki öykülerin toplamında bu denli bir entelektüel şey gurbetten söz edilmez. Sadece şu imge hiç değişmez. Biz cennetteydik, rahattık, her şey elimizin altındaydı. Ama işte orada ağaca yaklaştı, Adem'le Havva cinsel ilişkiye girdiler ve o yüzden de Tanrı onları yeryüzüne indirdi, aşağıya. Şimdi burada sınama var. Tekrar çalışacağız, edeceğiz. Uslu çocuklar olursak cennete geri döneceğiz. Tekrar en başa döneceğiz. Eğer yaramazlık yapar, Tanrı'nın sözünü dinlemez, yine isyan edersek
bu sefer ezeni, ebedi cehenneme ile cezalandırılacağız. Şimdi öykünün bütün şeyi budur ve cinsel ilişkiden sonra, bakın çok ilginç, buna daha sonra homo erectus, erectus bahsinde geleceğim, utanma yoluyla hatırlarsanız bu ayetleri Tevrat'ta da vardır. Üstlerini başlarını örtmeye başlıyorlar. Yani çıplak yerleri onlara göründü diyor. Oysa bir Alman filozofu bunu şöyle yorumluyor. Dört ayaklıydık diyor. Yani insan omurgaları üzerinde homo erectus olarak dikilince cinsel organı görünür hale geldi. Yani köpeğin cinsel organıyla, dört ayaklının cinsel organıyla iki ayaklının cinsel organının açığa çıkma biçimi omurganın dikilmesiyle mümkün oldu diye 18. yüzyılda böyle yapılan yorumlar var. Dolayısıyla buradan bunu tartışmanın son tarafında şey yapacağız. Bu arada zaman nasıl gidiyor? Ben kaptırıyorum kendimi, kusura bakmayın. Evet. Yani 1,5 saat mi? 2 saate geliyor değil mi? Evet. 9,5. Doğru. Yani yarıyı biraz geçtik diyebilirim. Fakat çok Adem Havva meselesinde çok takıldığımı düşünüyor olabilirsiniz. Bu konulara yabancı olan arkadaşlar da aranızda olduğunu varsayıyorum. Ama biraz sabırlı olmaları icap eder. Başka türlü olamaz. Yani insanın çaprazlama evliliğini açıkladım. Ensesten kaçınmak için öyle bir şey yapıyorlar, çözüm bulmaya çalışıyorlar. Çocuk kandırması, tabu söz konusu olunca böyle olur. Yani en azından hiç kimse şunu demiyor. Ya Dücan Hocam, sen bunları yazana kadar hiç enses menses yoktu ortada. Niye şimdi çıktı demiyorlar. Oysa öyle deseler onlara diyeceğim ki, çünkü bu bir tabuydu. Ve bu tabu tabularla bastırılarak baş edilir. Yani tabuyu bastırmazsanız olmaz. Yani tabu bir bastırma işlemidir zaten. Dolayısıyla onlar dokunulmaz. Ve din bu bir bastırma mekanizması olarak çalışır. Ve çok başarılı bir bastırma mekanizması. Yani ben biliyorum, beni dinlerken çoğunuz, ya hoca aslında galiba doğru söylüyor ama bunu da kabul ettik mi? Bütün her şey darmadağın olacak. O zaman bu ne olacak? O zaman şu ne olacak filan diyeceksiniz. Haklısınız. Dolayısıyla ben hep şey derim. Merak etmeyin çocuklar. Program bittiğinde ya da buradan ayrıldığınızda fabrika ayarlarına hızlıca geri dönersiniz. Bu hiç kimseye duygu dünyasını kolay kolay değiştirmez. Değiştirmesi de gerekmez. Ben İslam inancını İnanç olarak hürmete layık olduğunu düşünenlerdi. Hiçbir saygısızlığı hoş göremem. Eleştiriyi demiyorum. Ama inançlar eleştirilemez. Ussal eleştirilemez. İnançlarla alay edilir. İnançlar aşağılanır. İnançlar üzerine konuştukça bir alay, küçümseme ortaya çıkar ve bu inanan insanları incitir. O yüzden inananları en çok inananlar incitir. Yani dikkat edin, sigara içenlere en büyük düşmanlar uzun yıllar sigara içmiş olanlardır. Bu bir hastalıktır. Dolayısıyla inanan, yani Yahudilere, Hristiyanlara, Hindulara karşı en düşmanca duygular Müslümanlardandır. Müslümanlara en düşmanca duygular Hristiyanlardandır. Yahudilerdendir. Budistlerdendir. Hiç önemli değil. Ama inananlara yönelik aşağılamaların tamamı yine başka
inananlar tarafından yapılır. Ben İslam inancına sadece hürmet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tevil edilmemesi gerekir. Bu öykü bütün irrasyonelitesiyle anlaşılmaya, buradaki imalar kavranılmaya çalışılmalı. Vakti olan bununla uğraştım. Ben 30 yıl uğraştım. Ama Sokrat'ın bir örneğini hatırlatırım. Sokrat bir gün bir mitolojik öykü Homer'den şey yapıyor. Ya da mitolojiden alıyor. Boreas işte şeye bilmem neye bir şey yaptı falan filan diye. Ya Boreas diyor aslında kuzey rüzgarı demektir. Kuzey rüzgarı güçlü esmiş. Orada bir ağaç varmış. O ağacı sökmüş ve uçurumdan aşağı sürüklemiş. Aslında buradaki öykü bize bunu kişileştirerek anlatıyor filan diyor. Ya diyor Sokrat, sen bayağı güzel yorumluyorsun diyor ya. Yani baksana ne kadar güzel yorumladın diyor. Evet diyor. Ben diyor yani bu tür kutsal metinler, mitolojik anlatılar, tanrısal anlatılar diyor. Düzgün yorumlanabilir diyor. Fakat çok vakit istiyor diyor. Benim o kadar vaktim yok. Bunu diyor vakti olanlar yapsın. Ben kendimi incelemeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla bu öykülerdeki simgeleri ne kastedildiğini, özellikle kendi çağı açısından ne anlam ifade ettiğini merak edenler inceleyebilir. Ama bu ulaşacakları anlam bu çağın bilinciyle anlaşılabilir mi? Onda kuşkularım var. Yani şimdiden genç arkadaşlar için söyleyeyim. Epey yorulacaklardır ve ellerindeki kovanın bir kevgir biçimi ve olacağından hiç kuşkulanmasalar iyi olur derim. Bunu da şefkatimden dolayı söylüyorum. Yoksa deneyen, yani işte deve isteyen aşmayı denesin. O bakımdan İslam inancı olarak bu anlatılara gerekli ehemmiyet verilmeli ve bu anlatıların neyi temsil ettiğini, ne tür bir duyarlılığın ürünü olduğunu anlamaya çalışmalı. Vakti olanlar bunu yapabilir. Ama İslam düşüncesine gelince, yani bu inanç başkalarına empoze edilecek. Sanki böyle bir düşünme ürünüymüş gibi. Hatta bilimsel açıklamalarla rekabet etme yeteneği varmışçasına bunları çarpıştırma ve normal olarak insanın doğayı, toplumu açıklama gayretlerinin önüne geçme, onları engellemeye çalışmak bu hiç kabul edemeyeceğim bir şeydir. Ve bu tutumun eleştirilmesi icap eder. Çünkü İslam düşüncesi denilen şey, İslam inancı üzerine sonrakilerin kendi kanaatleridir, kendi çağlarıdır, kendi savunma mekanizmalarıdır. Bastırmaları başka bastırma teknikleriyle koruma istekleridir. Bunları da anlarım. Ama o zaman da düşünce olduğu için düşünce tamam gelin konuşalım, tartışalım. Ben de yanlış olabilirim. Yanılıyorsam eksiğimi gösterin, tekrar okuyayım, çalayım. Benim kurduğum yapı onu çökertirseniz, yıkarsanız ben hiç kızmam. Haklıysanız yani temelini iyi kuramamışsam yıkarım, bir daha yaparım. Çünkü ben yapıyorum. Tuğlalarını, çivilerini, tahtalarını ellerimle hazırlıyorum. Filan beceremeyebilirim. Ömrüm yetmeyebilir. Ama nihayetinde bunlar kutsal şeyler değil. Düşünce çünkü. Platon istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Aristo istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Çünkü ussal. 2500 senedir ayaktalar. Niye? Ussal. Hem yararlanıyoruz hem de eleştiriyoruz. İçinde inanç varsa onları kenara koyuyoruz. Ama ussal olan kısımlardan hala yararlanıyoruz. Şimdi inançtan ussal olarak nasıl
bir şey çıkaracaksınız. Yani Adem kıssasını öyle bir tabir kullanırım ben. Köpürtmek söz konusu olsa nasıl köpürteceksin? Nasıl genişleteceksiniz? Şimdi bakıyorum ben, yani bazıları tanıdığım insanlar işte Adem Havva kıssasıyla ilgili bir takım böyle eskiden başka yorumlar yapılıyordu. Şimdi evrim mevrimle filan biraz irtibat kurularak daha böyle evrimci yorumlar yapıyorlar. İyi ama olmuyor. Yani şimdi de yani evrim teorisi diyelim kibarca, yani o teori bilimsel bir teoridir. Ve teori zayıflatıcı bir şey değildir yani, onu söyleyeyim. Yani bilimsel teori, yani Einstein'ınki de bir teoriydi. Öyle söyleyeyim. Bilim baştan sona bir varsayımdır, bir teoridir zaten. Yani benim bu konuda bir sözüm var. Yani şu iki saattir anlattıklarımın hepsini özetler. Çünkü dindar bilinç ne yapsın tabii, panik halinde biraz da abileri onları gaza getiriyor filan, çoluk çocuğu. Ve böyle oturduğu yerden bu işlerin iki dakikada açıklanabileceğini zannediyorlar. Yani ne olacak da evrim mevrim, bunlar teori, bilimsel değil ki filan, bilim değil, bilmem ne değil filan diyorlar. Yani o da teori, o zaman ne olur? Yani Adem Havva kıssası da hayatta, evrim teorisi de hayatta, teori teori yani. Doğru değil, ben dedim ki. Evet doğru, evrim bir teoridir. Ama unutmayın, bilimsel bir teoridir. Ki bugün teori falan değil de bilimdir. Yani. Bunu yani biraz okumak, çalışmak lazım. Yani yapacak bir şey yok. Bilmişlikle olmaz bu. Böyle bir takım şeyler, propaganda, yani bir takım desteklerle yapılan propagandalar da bu işleri kurtaramaz. Ve malumat fırıştıklı olmaz. Oturup çağın bilimini iyi kavramak lazım. Evet, evrim bir teoridir ama bilimsel bir teoridir. Adem Havva anlatısı teori bile değildir. Sadece bir kıssadır. Dolayısıyla kıssaların amacı evrenin oluşumunu açıklamak değildir. Yani topraktan yarattığı, nutfeden yarattığı, işte cennete koydu, oradan elmayı yediler, işte ağaca yaklaştılar, şeytan onu şöyle yaptı, melekler böyle yaptı, cinler şöyle yaptı. Bu neyi açıklar? Şimdi buna inanabiliriz. Bu inançla yaşamımızın eylemlerimizi dinsel bakış açısına göre şekillendirmeye çalışırız. Kimsenin buna bir şey demeye hakkı yok. Ama bu inancın bir düşünce kılığına sokma çabası, tamamen bu da dindar bilincin temsilcilerinin kendi kişisel yeteneklerine göre yaptıkları bir şey olması itibariyle bunlara hoşgörü gösteremeyiz. Bunları tamam buyurun tartışalım, bir sınayalım. Size bazı sorular soralım. Yani hem bu kullandığınız anlatıyı bir sınayalım. Düşünce haline geldiği için söylüyorum. O özden falan diyor ya, o özden. O öz neymiş o öz, onu bize bir açıklayın bakalım diyelim. Ve metni sınayalım. Metnin kendi iç mantığını sınayalım. Bir de bilimin bugün nasıl çalıştığını, bilimsel bir yargının, önermenin, teorinin ne anlama geldiğini, bunu birlikte bir inceleyelim. Bakalım doğa bilgisi nedir, doğa insanın bilgisi nasıl oluşuyor? Okey, buna geleceğiz. Şimdi dolayısıyla ben kabaca eksiklerim varsa dediğim gibi
düşüncelerinizi, sorularınızı ciddi bir şekilde formüle etmeyi becerirseniz, bundan yararlanmak için azami çaba göstereceğimi ben emin olabilirsiniz. Okuyorum. Yani sizin o sorularınızı, hatta oradaki maytap geçmelerinizi falan da görüyorum. Fakat arkadaşlardan diyorum, hakaret olursa başkalarının ahlakını bozmayalım. Gençler de geliyor. Ve onları uçuruyorlar zannediyorum. O yüzden edep konusunda herkes eşit davranacak. Ben nasıl sınırlara riayet ediyorsam muhataplarımdan da böyle bir riayeti beklerim. Dolayısıyla eksik kalan tarafları bana iletebilirsiniz soruyla. Şimdi ikinci kısım bu üreme sorununun yaratmanın üremeye gelmesi. Şimdi burada bir problem var. Bu problem yoktan yaratma. Tanrı evreni yoktan mı yarattı? Yoksa evren hep var mıydı? Yani burada aslında felsefi olarak, kavramsal olarak konuşsam, şimdi bir imgeleri yargıladığım için burada kavramsal analiz yapmıyorum. Ama başlangıçla ilgili yaptığım başka dersler var. Onlara başvurursanız sanıyorum işinize yarar diye düşünüyorum. Başlangıç nedir? Bakın, insanın kökeni, köken nedir? Başlangıç nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bana ait bir söz değil. Yani bu şekilde de tam dile getirilmiş de değil. Ama yani ben biraz formülize ediyorum ama kaynak esas itibariyle Hegel. Hegel'in kullandığı bir ifade. Ama ben onu bir ilke halinde düzenledim. Her başlangıç bir varsayımdır. Her başlangıç anlatısı, denemesi aslında bir varsayımdır. Neden? Zamanın başlangıcı olur mu? Zamanın sonu olur mu? Bu bir sorundur. Zamanın başlangıcı. Zamanın zaten başlangıcı, sınırı olsa ona zaman demiyoruz, vakit diyoruz. Vakit işte güneş vesaire, öğlen vakti, akşam vakti diyoruz ya. Şu anda işte söyleşi vakti. Bak, bu vaktin bir başlangıcı var. 9.30'da başladık. İşte 10.30'da, 12'de bitireceğiz. Vaktin başlangıcı ve sonu vardır. Ama zamanın başlangıcı ve sonu vardır. İki, mekanın, uzamın başlangıcı var mıdır? Evrenin bir başlangıcı var mıdır? Üç, devinimin, hareketin bir başlangıcı var mıdır? Yoktur. Bunların hepsini varsaymak zorundayız. Evrenin başlangıcı var mıdır? Şimdi bu konuda Alexander Coyre'nin sonsuzluk üstüne, sonsuz evren üstüne nefis bir çalışması vardır. İdea yayınlarından çıkmıştı. Ben unutabilirim ama aranızda gayretli arkadaşlar var. Onlar kaydedip duyursunlar. Aslında onu da önermeliydim. Evrenin sonsuz olup olmaması meselesi yeni çağla birlikte ortaya çıkan bir şeydir ve Coyre bunu tartışır. Şu anda sonsuz bir evrene yine Aristotelesçi evrenin mesela sonu vardı. Müslüman filozoflara göre de, düşünürlere, kelamcılara göre de evrenin sonu vardır. Yaratılmış olan her şeyin sonu vardır. Tanrı'dan gayrı her şeyin sonu vardır. Başlangıcı ve sonu olmayan tek şey Tanrı. Şimdi o halde
evrenin başlangıcı yoksa, evrenle Tanrı aynı anlama gelecek diye felsefe ile din arasındaki en büyük tartışma bu yoktan yaratma tartışmasıdır. Sebebi de evren, çünkü Aristoteles'e göre evren hep vardı, evren yaratılmadı. Mekan olarak sonu vardır, göklerin üstüdür yani. Onun üstünde de Tanrı vardır. Timaeus'te de öyledir, Platon'a göre de öyledir. Şimdi devinimin, uzamın ve zamanın sonu var mıdır yok mudur meselesi, evrenin bir sonu var mıdır yok mudur meselesiyle alakalıdır. Eğer evren yoktan yaratılmışsa, yani Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Müslümanlığın kabul ettiği gibi dinler, üç büyük din, Allah evreni yarattı diye inanıyorlar. Nasıl yarattı? Yoktan yarattı. Şimdi bir ödev veriyorum. Bu insanın kökeni meselesiyle alakalı olarak. Yoktan yaratma olur mu? Nedir yoktan yaratma? Bir şey yoktan yaratma. Termodinamiğin ikinci yasasını da hatırlayın bu arada. Çünkü Adem, Havva'nın yoktan yaratılmadığını biliyoruz. Havva Adem'den yaratıldı. Adem topraktan yaratıldı. Toprak nereden yaratıldı? Yoktan yaratılmış olması lazım. Şimdi bu yoktan yaratma, evrenin yaratılması meselesi niye önemli? Adem Havva kıssasında bir problemi dile getirmedim. Onu sona bıraktım. Çünkü bu ikinci bölümün başlangıcı olarak düşündüm onu. Nedir o? Adem ile Havva'nın çocukları olduğunda ister istemez bu soyun, üremenin olabilmesi için kız kardeşlerle erkek kardeşlerin aynı yatağa girmesi gerekir. Yani bir ensest tasavvur etmedikçe Adem ve Havva'dan, yani iki kişiden bir üremeyi hayal edemeyiz. O yüzden şu başka çözümler önerilmiştir. Bir tanesi Adem özel isimlidir. Adem dendiğinde Adem bir türün adı mıdır? İnsan gibi. Yoksa işte İbn Arabi'nin naklettiği bir hadis vardır. Allah 100.000 Adem yaratmıştır diye. Adem bir tane midir? Birden Adem belki insanlar gibi, insan gibi bir tür adıdır. Şahıs adı olmayabilir. Şimdi bunlar hep bahsettiğim handikapları aşmak için dindar bilincin sıçrama yöntemleri. Niye böyle sıçrıyorlar? Ben yıllardır iyi bilirim bu şeyi, zihniyeti. Çünkü bu şekilde kabul edildiğinde, sorun olduğu varsayıldığında, o sorunu aşabilmek için benim abrakadabra dediğim bir takım böyle halka yönelik vaiz takımının yaptığı ya da bu işlerden işte biraz bilimden anlar, biraz dinden anlarsa iki tane yarım anladığı şeyden yarım anlaşılmış bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışanların hepsi bu tuzağa düşerler. Başkalarına düşer, şey yaparlar. Çünkü insanları düşüncenin doğruluğundan ziyade hitap ettikleri kitlenin, eğitimsiz kitlenin seviyesinde problemi çözmeye çalışırlar. Yani ben size burada anlattıklarımla sokaktaki insanı ikna etmeye çalışan birine benziyor muyum? Sizi hiç ikna etmek gibi bir niyetim veya gayretim var mı? Hayır. Sizi tanımıyorum bile. Sadece düşüncelerimi söylüyorum. Düşüncelerimin bir iknaya yönelik bir tarafı yok. Sadece sizin düşünmenizi sağlamaya yönelik bir tarafı var. Yani çalışacaksınız, edeceksiniz, siz de düşüneceksiniz. Benim vardığım sonuçları yeniden sınayacaksınız. Eksiklerim, hatalarım varsa
onlarla hesaplaşacaksınız. E belki ben de gaza geliyorumdur, şey yapıyorumdur, bazı şeyleri çarpıtıyorumdur, bilgim eksiktir vesaire. Onları uyanık olacaksınız filan. Ama etkilenme, hiç etkilenmenize gerek yok. Çünkü retorikten etkilenir. Yani ben sizi geniş kitleleri ikna etmek istedim. Siyasetçi olsaydım, vaiz olsaydım olurdu bu. Ama düşüncenin buna düşünce tenezzül etmez. Çünkü emek verilmiş düşünce kim sınarsa sanasın 2 kere 2 4'tür. Düşünce kanıtlanabilir, kesin bilgi demektir. Düşüncenin yürüdüğü yollar tekrar tekrar aynı yollardan yürüyerek geriye sarabilirsiniz ve sağlamasını yapabilirsiniz. Sağlaması yapılamayacak şeyler varsa onların yanına bir çarpı işareti koyarsınız. Çünkü orada artık başka varsayımlar devreye giriyor demektir. Duygular işin içine giriyor demektir. Niçin Adem Havva anlatısı hiç akla gelmemiş bir üreme biçimini, yani sonradan insanlık tarihinin en çirkin günahlarından, suçlarından biriyle insan üremiş olsun. Yani ensest normal zina gibi bile bir şey değil. Zina yasaktır. Nikahsız olarak bir kadınla ilişkidir. İşte nesebin karışmasıdır filan. Dinde bir sürü günahlar var. Ensest suç bile değildir. Ensestin suç olmadığını biliyor musunuz? Şimdiki modern yasalarda suçhane dönüşmüş olabilir. Tabularda suç olmaz. Hukuk ensesti tanımlamaz. Dolayısıyla ona ceza da koymaz. Niye? Çok basit, hukuk mantığı şöyle çalışır. Eğer ensesti tanımlarsa normalleştirmiş olur. Bu o kadar insan dışı bir şeydir ki, ilişki biçimidir ki, bir annenin, bir babanın çocuklarıyla, kardeşlerin birbirleriyle olan ilişkisi o kadar yıkıcı bir edim olarak kabul edilir ki ahlaksızca bile değil. Komşunun kızına bir şey yapmak ahlaksızcadır. Samanlıkta basarlarsa vay filan olur. Zorla yaparsanız suçtur. Canınız okurlar yani. Ama aile içi cinsel ilişki suç değildir. Çünkü hukuk bunu suç olarak tanımlamamıştır. Niye? Asırlarca. Çünkü bu tasavvur edilebilemez. Yani buna ceza koymaya bile elleri gitmemiştir. Hukuki bilincin bunu suç olarak bile tanımlamıştır. Bunu hiç yok, bunu insanlık dışı kabul ederler. Yani şimdi muhayyilemi kullanarak böyle tuhaf tuhaf şeyler yapmıyorum ama yani bir bebeğe tecavüz etmek böyle bir suç olur mu? Olmaz, bu tasavvur edilemez ki, yani böyle bir şey hayal edilemez. O yüzden bunu biraz hukuk dışı şekilde cezalandırırlar, yok ederler, kapatırlar ama şeyde zaten hiçbiri mahkemeye bile çıkmaz. Cezaevinde diğer mahkumlar bunları öldürürler. Genelde bu tür şeyler eğer toplum tarafından bilinir hale gelirse, yakalanırsa, bir şey olursa bunu savcı, hakim yargılayıp ceza filan vermezler. O zaman normalleştirmiş olacaklarını, normalize etmiş olacaklarını varsaydıklarından hiç böyle bir şey yokmuş gibi davranır. İnsanlık bilinci Adem Havva kıssasına aynı muameleyi yapmıştır. Yok saymıştır. Asla bunun, yani bu kadar çirkin ensest dediğimiz bir ilişki biçimiyle niye üredik biz sorusu hiçbir yerde telaffuz edilmemiştir. Buyurun, işte bir sürü halimiz var. Açsınlar, baksınlar, bulsunlar. Biz de istifade edelim. Olmamıştır. Bu konu tamamen
artık günümüzde tabular sorgulandığı için yani ben öyle bir film üzerine Homo Faber diye bir filmin analizini yapmıştık da çocuklarla. Oradaki verdiği tepkileri biliyorum. Çok zordur bazı tabularla ilgili tabuları düşünmenin konusu yapmak. Çok zordur. Yani bana sorsanız mesela ben de zannediyorum 45 yaşına kadar enses kelimesini telaffuz bile etmemişimdir herhalde. Hiç gündemimi almadım. Hiç düşünmedim. Yani bir bastırma mekanizmasıyla bu konulardan kaçarız. Duygusal yönü ağır olan aldığımız terbiye uyarınca bunları düşüncenin konusu yapmayız. O yüzden Adem Havva'yı kabul ettiğimizde ondan üreme yolunun enses biçimiyle olması insanın bilinç dışında saklıdır. Bastırılmış olarak orada durur, bilince gelmez. O yüzden ilahiyatçılar filan da bu konuların konuşulmasını da istemezler. Ben bunu yazdım, çizdim. Eleştiri bile çıkmadı. Hiç kimse ağzını açmadı. Yani yine muhtemelen öyle olacak. Bence mahsuru yok. Tartışılmasını da istediğimden söylemiyorum. Ama neticede bastırma devam eder. Peki biz niye bununla ilgileniyoruz? İnsanın kökeniyle ilgili sadece inançlarımızdan dolayı insanın ulaştığı çağdaş bilginin, bilimsel bilgiden mahrum olmayı aklım almadığı için. Yıllarca. Yani bir dine inanıyor olmak, dindar bir insan olmak, insanın bilgi seviyesinin altında yaşamak demek değildir. Yani bu Anadolu'da cami cemaati filan onları mazur görüyorum ama koca koca okumuş adamlar, profesörler filan falan dünyadan haberleri yok. Şimdi o bakımdan sadece bu Kur'an'a mahsus, Tevrat'a mahsus bir şey değildir. Bu bütün başlangıç teorilerinin en temel formu, biçimidir. Bir tek şey kabul ederseniz gelişme, çoğalma, bölünerek çoğalmadır. Daima. O yüzden önce bir bütün kabul etmek zorundasınız. Adem. Adem'den eşini, eşinden, ikisinden dünyayı şey yapmak lazım. Felsefenin en büyük problemidir. Birlik nasıl çokluk haline geldi? Bu daha sonra Tanrı'nın birliği nasıl çokluk haline geldi? Yani bu evrendeki çokluğu nasıl açıklayacağız? Bu kadar çok şey çokluk çokluktan gelebilir mi? Gelemez. Çokluğun temeli birlik olması lazım. İşte bu birlik nasıl çoğaldı? İşte felsefenin ve dolayısıyla bilimin ortaya çıkış nedeni aslında doğadaki bu çokluğu açıklamak. Evrendeki bu çokluğu nasıl açıkladı, açıklamayı denirler. İlk kez Yunanca'da evreni kozmos olarak adlandıran Fisagor'dur. Yani Fisagoras. Fisagoras iki şeyi ilk defa telaffuz eden adamdır. Bir felsefe kelimesini, filozofya kelimesini, yani filozof daha doğrusu kelimesini ilk telaffuz eden kişi Fisagoras'tır. İki, kozmos kelimesini de ilk telaffuz eden Fisagoras'tır. Kozmos nedir? Kozmos evrenin düzenli olmasıdır. Düzenli evren demektir. İnsan bu düzenliliği varsaymadan, zorunluluğu ve düzenliliği varsaymadan evreni, doğayı inceleyemezdi. Bu düzenliliği nereden aldı? Çünkü doğada düzenlilik yok. Tam tersine. Doğa karmakarışık. Ama gökyüzünde var. Güneş hep aynı yerden doğuyor. Yani aynı yerden dediğim doğudan doğuyor. Gökyüzünde takip ettiği bir yıl içindeki
şey belli, yol belli. Diğer Venüs'ün, Merkür'ün, Jüpiter'in vesaire, diğer gezegenlerin, yani sabit olmayan, sabit yıldızların değil, gezen yıldızların yolları belli. O yüzden insanlık daima yeryüzünü açıklamayı gökyüzüyle olan açıklama gücü arttıkça yer doğayı açıklamıştır. Biliyorsunuz gökyüzü doğaya dahil değildir. Bu ayrı bir ders konusu, gökyüzüyle yeryüzü arasındaki karışıklık. Ama neticede şunu söyleyebilirim. Gökyüzündeki düzenlilik kozmos dendiğinde yeryüzüne de uygulanmıştır. Kevn-ü fesat denir. Yani oluş ve bozuluş. Gökyüzünde bozuluşun olmadığı varsayılmıştır. Ay altı alem, ay üstü alem diye iki alem kabul edilmiştir. Bu şimdi çok uzun ve zamanlı değil. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Bu düzenlilik, yani kozmos fikri, evrenin düzenliliği ister istemez olup bitenlerin bir amacının olduğu anlamına gelir. Dikkat ederseniz Adem'in yaratılışı anlatısını incelerken hiç ruhtan filan söz etmedim. Adem'in ruhu, Havva'nın ruhu, hani önce ruhlar yaratıldı. O Platoncu, daha sonra Kur'an'ı yorumlarken kullanılan Platoncu şeyi, çerçeveyi Kur'an'ın anlatılarına girilmiş Araf 172'yi kastediyorum. Hiç şey yapıp hesaba katmadım ve yoktur da zaten. Bunu şeyler kullanır, oryantalistler kullanır, materyalist. Çok materyalistiktir diye. Adem Havva kıssasının hiçbir mistik tarafı yoktur bu açıdan bakılırsa. Yani Yunan mitolojisinde, eski mitolojilerde filan Tevrat da öyledir. Tevrat da biraz fazla işlem görmüştür. Çok el girmiştir Tevrat'a. Ama Talmud'da filan iş iyice çığırından çıkar. Çünkü mistifikasyon başlar. O Platoncu mistifikasyonların hepsi Pisagorcu mistifikasyonların hepsi işin içine dahil olmuştur. Buradaki ensest sorununu ortaya çıkaran bir bütün, baştan bir ilke varsayımı, başlangıç varsayımı zorunlu olarak çıkarır. Şimdi mesela şeyi söyleyeyim. Hesiod Dost'a tanrıların doğumundan söz edilir. Yani evrendeki güçler tanrılar olarak resmedildiği için, kişileştirildiği için Teogonya aslında bir kozmogonyanın, yani evren doğumun ilkel biçimi tanrıların doğumuydu. Tanrılar çok ilginç bir biçimde Orta Çağ'da melekler filan diye yorumlanmış olsa bile Yunan tanrıları, yani Mısır tanrıları fark etmez. Tanrılar doğabiliyordu. Yani doğan tanrılardı, ölümsüzdüler ama garip bir şekilde doğuyorlardı. Oysa felsefi akıl, insan bilinci ilerleyince şunu anladı. Bir şey doğuyorsa ölür. Eğer ölümsüz olacaksa doğmuyor olması lazım. Bakın dikkat edin, dindar bilinç evrenin öleceğine inanıyor. Çünkü doğduğuna inanıyor. Yani kıyamet. Fakat cennet cehennemdeki şey... cennet cehennem yok olacak mı? Bakın size yine imgesel anlatılara ussal usu yaklaştırdığında nasıl bakın problem çıkıyor, onu göstermeye çalışayım. Yani Adem Havva kıssasına sorulmayacak şeylerdir. Evren yaratıldı, yoktan yaratıldı. Kıyamette yok olacak. Peki cennet, cehennem yok olacak mı? Halidina fiha ebeden diyor. Cennet ve cehennem ebedi. Bazıları cennet ebedidir, cehennem değildir diyor. Akla yatkın gibi gözüküyoruz. Biraz daha merhametli.
Şöyle söyleyeyim, cennet cehennem ya da cennet yaratılmadı, hep vardı. Tanrı'nın bahçesidir cennet. Adem Havva oradaydı dünyaya inmeden evvel. Dolayısıyla göğün üstünde, evrenin dışındadır. Evren sınırlı kabul edildiği için cennet evrenin içinde olan bir şey değildir. Evrenin bir parçası değildir. Kıyamet kopar, alem gider ama Allah'ın birçok alemi vardır. Cennet, cehennem ezeli ve ebedidir. Peki bu konu tartışılır mı? Tartışılmaz. Çünkü bunların hepsi imge düzlemindeki üretimler olduğu için ve muhatabı da imgelem olduğu için imgelem düzeyinde hiç sorun yoktur. İmgelem çelişkiyi tanımaz. İmgelem çürütülemez. Adem Havva kıssasını hiç kimse çürütemez. Yani bu hocalar modern yorumlar yapıyorlar filan falan. Ben olsam bu vaizlerin şey olanlarını daha palavracı olanları vardır. Yani daha geleneksel anlatılara yakın olanları. Onları daha tutarlı. Çünkü onlar o masal dünyasının içinde yaşıyorlar ve imgelem düzeyinde olduğu için çelişkileri fark etmiyorlar. Komik duruma düştüklerini de anlamıyorlar us karşısında. O yüzden işte irini yiyor, devesi dini içiyor, onu bilmem ne yapıyor filan. Çünkü us karşısında sınanmaya umursamıyor. Yani usu kabul etmiyor çünkü. Fakat ilahiyat eğitimden, modern eğitimden geçmiş olan bilinç usu tanıyor biraz. Usun karşısında utanıyor. Ve elindeki malzemeyi, inanç malzemesini hızlıca arındırmaya çalışıyor. Bakın aslında yanlış yapıyor. Onunla hesaplaşmaya yüreği yetmediği için o dünya imgenin dünyasında us kullanımı yapıyor. Olmaz. Ben yıllarca bu konuları konuşmadım. Uzak durdum. Bunu yapamadığım için. Ama hesaba çekme konusunda belki atmam gereken birkaç adımı atabildiğim için zannediyorum yaşta artık 60'a geldi. Onun getirdiği bir şey olsa gerek. Bunları biraz daha soğukkanlı bir şekilde gözden geçirilebileceğini düşünüyorum. Bir daha müsaade ederseniz bakayım, evet. 6 dakika sonra 2,5 saat yeter değil mi? Çarşamba. Evet. Biraz sarkıcal dedik. Nasılız? Gerçi kızıyorlar. Hocam sen devam et, biz iyiyiz filan diye. Şu anda şeyi göremiyorum. Yazılar çok küçük. Asistanım da beni ihmal ediyor. Çok uzattım filan diye notlar da gelmedi bana. Ses cızırtılı filan diye geldi birkaç not. Cızırtı devam ediyor mu, var mı bilmiyorum. Ama bugün mikrofonumuz bağlanacaktı. Geldi mikrofonumuz filan. Ama bir aparat gerekiyormuş. Aparat gelmedi. O yüzden onları da yarın halledeceğiz. Umuyorum bir dahakine biraz daha az kusurla çıkacağız. Şimdi ensesten kaçınılamayacağını, imgesel düşünmenin doğasında ensestin olduğunu, ensestin bir bölünme, bir amip gibi bir bölünmeyle var olma, oluşma teorisi olduğunu ve bütün imgesel evren tasavvurlarının hemen hemen aynı mekanizmaların kullanıldığını ve bunların da herhangi böyle bir ayıp mayıp filan ya olur mu filan diye bir Molla Kasım onlara çıkıp siz ya niye bunları ensesten türetiyorsunuz filan dememiştir. Çünkü bu kör noktadır. İmge bunu görmez. Yani ben size şimdi Kur'an-ı Kerim'den öyle pasajlar okuyabilirim ki ya ben 30 yıldır 40 yıldır okuyorum hiç aklıma gelmedi bu dersiniz. Çünkü benim de zamanında dediğim şeylerdi. Başka bir yerden bakmanız lazım. Oradan baksanız görürsünüz. Yani mesela inandığınız zaman çelişkileri görmezsiniz. Leyla hep anlattığım öyküdür.
Yine anlatayım. Yeri geldi. İşte Harun Reşit demiş ki, ya demiş, bu bizim Kaysın, Mecnun'un yani. Aşık olduğu şu Leyla nasıl bir kız demiş ya. Onu bir getirin bir göreyim demiş ya. Yani bu adam kendini çöllere verdi, bilmem ne, kafayı yedi, şöyle oldu, böyle oldu. Şu Leyla'yı bir göreyim demiş. Getirmişler Leyla'yı. Halife seni görmek istiyor. Bakmış. Ya demiş, bu kara kuru bir kız. Mecnun demiş, bu çöllere düştüğü, ahu figan eylediği kız bu mu demiş ya. Yani. Leyla demiş ki, ama sultanım demiş, sizde Mecnun'un gözleri yok ki. Siz bana Mecnun gibi bakmıyorsunuz. Tabii Mecnun gibi bakmazsan kara kuru kız gibi görürsün. Ama sen de Mecnun'un gözleri, Mecnun'un kalbi olsaydı, bak o zaman sen bende neler görürdün. Şimdi biraz bu böyledir. İmanla baktığınızda, inançla baktığınızda kusurları görmezsiniz. Yani bir mesela eski arkadaşlarım var, 30 sene, 40 sene. Sonra bir takım vesilelerle işte ayrı düştük. Ya nasıl görmemişim falan dediğimi bilirim yani. Eskiler der, muhabbet sevgi kusurları örter. Bak, çok sevdiğimiz insanlarda kusur göremez. Ama o sevgi bir kaybolsun, o sizi bir incitsin. Gözünüze şeytan gibi gözükür. Bütün kusurlarını görürsün. O dişlek, o ne o dişler öyle? Allah'ın dört gözü. O ne o kepçe kulak? Allah'ın keli, Allah'ın bilmem nesi diye bir anda o yere göğe koyamadığınız sevgili birdenbire kara kuru Leyla haline alır. Ama aşıkken, seviyorken, saygı duyuyorken onda asla kusur görmezsin. Çünkü sevgi kusurları örter. Ama sevgi ortadan kalktığında bütün çirkinlikler, bütün kusurlar ortaya çıkar. Bu nesnesiyle alakalı değildir. Baktığın yerle alakalı değil. Bakan göz, bakan kalple alakalıdır. O yüzden kutsal metinlerdeki anlatıları onlara inanan bir yürekle, kalple baktığınızda orada hiçbir kusur görmezsiniz. Ama bir düşünce adamı olarak, fikir olarak bu karşınıza geliyor. İşte evrim mi olur bilmem ne filan diyor. Beş para etmez adamlar. Ne olur? İşte Adem Havva. Ya arkadaş yapmayın ya. El aleme güldürmeyin bizi. Yani batılılar bunlara para veriyor bir kısmına. Bir sürü öyle kitap bastırttılar. Evrim karşıtlarını lanetlediler. Derslerden çıkarmaya çalıştılar filan. Cahil cuhala yani hiç şeyleri yok. Dünya niyetleri de dini korumak. Oysa kasten batılılar bunu kasten akılla din arasındaki bu çatışmayı aynı başörtü meseleleri gibi kasıtlı olarak ortaya çıkarıyor. Yani diyelim ki herhangi bir düşman ülkeye ben de şey derim yani. Ya size para yardımı yapalım. Size insanın maymundan geldiği fikri ne kadar kötü bir fikir. Bu bir teori, uydurma. Zaten Darwin beş para etmez adamdı filan. Bu Siyonistlerin bir oyunu filan diye. Kitaplar basın derim ben. Düşman bir ülkeye yani bir stratejist olsaydım. Normal olarak bir ülkenin insanlarını geri zekalı yerine koymak için, onların inanç dünyalarını darmadağın etmek için onları çok basit gerçeklerle karşı karşıya getirirdim. Yani onlara Darwin aleyhinde, evrim aleyhinde kitaplar bastırır, onlara parasını verir, onlar bunları dağıtın bedava derdim.
ne kadar komik duruma düştüklerini bile bilmezler. Çünkü düzgün yüksek zekalarla muhatap olmayı, onlara hitap etmeyi amaçlamadıkları için cahil halkın inançlarını hiç bilmiyorlar. Bir şey söylemeseler halk böyle bir şeye ihtiyaç duymaz ki. Dolayısıyla inançlarımızın dayandığı metinler olarak kutsal anlatıların hiçbiri ussal eleştiriye şey yapmaz. Ussal eleştiriyle de yıkılmaz. Yani sanatın temeline bakın. Yani hangi sanat yapıtı ussal eleştiriyle sınanabilir? Yani şeyi örnek veririm ben. Bu Battal Gazi neydi o? Kara Murat. Cüneyt Arkın'ın filmleri. Cüneyt Arkın'ın işte saati gözüküyor. Şeyde Rumeli Sarı'nda Bizans askerleriyle savaşırken. Arkadan uçak geçiyor. Arkadaş o filmlerin hepsini biz seyrettik ya. Çocukken. Ne uçağı gördük ne saati gördük. Herif gelmiş 40 yaşına saati görüyor orada. Yok uçağı görüyor ondan sonra geliyor 10 yaşındaki çocuğa diyor ki ya diyor bunları uydurma bak diyor. Malkaçoğlu'nun kolunda saat var arkadan uçak geçiyor. Bizans döneminde uçak mı vardı? Ay ne akıllısın sen. Ya zaten 10 yaşındaki çocuklar için o hikayeler ya. Onun saatini görmez ki o çocuk. Şimdi benim küçük bir asistanım var. 8 yaşında. Beni Poseidon amca olarak biliyor. Yani yağmur yağarsa, eğer güneş açmazsa filan benden biliyor. Ben onu işte birlikte Kadıköy'e şeye gitmiştik. Sinemaya filan. Biraz gezi yaptık. Yağmur yağdığında şey dedi, Poseidon amca dedi ya. Yani Zeus'a söyle dedi. Çünkü ben Zeus'a Hades'in benim kardeşim olduğunu Zeus'un göklerle uğraştığını, Hades'in yeraltıyla ben denizlerle uğraşıyorum. Ben kıldım mı tsunami falan çıkarırım diyorum. Ve yağmuru durdur yani güneş açsın diyor. Bak bugün geziyoruz diyor. Ya diyorum bu Zeus alçağına söylüyorum ama diyorum beni dinlemiyor. Ama ben şimdi bir üfleyeceğim diyorum o Zeus'u uçuracağım falan diyor. Tabii bunun yaşı ilerlediğinde bu videoyu izleyecektir. Çok güzel de bir adı var. Masal adı. Masal benim bütün masallarımı gerçek biliyor. Benim 100 yaşında olduğuma inanıyor. Ve imge düzeyinde biz gayet iyi anlaşıyoruz. Çünkü onun imgelemini en iyi ben tanıyorum. Ona diyorum ki geleceğim senin yanına, alacağım seni, birlikte Ay'a çıkacağız. Ay'da oturup dünyayı seyredeceğiz. Sonra ellerimizi bırakıp Ay'dan dünyaya atlayacağız. Ne olursun Poseidon amca gel beni al diyor, Ay'a gidelim. Şimdi 10 sene sonra, 15 sene sonra diyecek ne sahtekar adammış ya, beni nasıl kandırmış. Böyle mi diyecek zannediyorsun? Şimdi o yüzden inançları küçümsemek ahmaklık alametidir. Zaten inançlar ussal eleştiriyle yıkılmaz. İnançlar başka inançlarla yer değiştirir. İnancın alternatifi yine inançtır. Ama düşünce alanı inancın alanı. Dolayısıyla Battal Gazi'nin kolundaki saati camideki adam görmez. Doğrusu da budur. Ama o adamı oğlu üniversitede hala o Battal Gazi'nin bir hamleyle 1000 Bizanslıyı öldürdüğüne inanması, inanmayanları da dövmesi isteniyor tırnak içerisinde. Bu olmaz. Son bir şey söyleyeyim.
anca bu kadar yapabildim. Konuyu ciddiye alınca işte ilerleyemiyoruz. Ama Teogonya meselesinde Hesiodos'un Teogonyası 2700 yıllık bir metin. Yunanca'da olon kelimesi, bütün kelimesi bir. Kozmos için Uranos üç kelime, gök kelimesi. Yani gök, düzen, intizam anlamına gelen kozmos. Ne dedim? Ve bütün kelimesi. Bunun üçü de evren demektir. Evrenin bir adı bütündür. Bir adı göktür. Bir adı işte düzenli evren. Bu evrenin başlangıcı da tanrıların doğumu, evrenin doğumu gibi. Doğum yoluyla. Yani tanrılar sonradan olmuştur. Tanrıların olmadığı bir zaman vardır. Tanrılar doğmuştur. Peki bu da tanrıları nasıl ürettiler? Yani Yunan mitolojisini de burada kısaca işaret edeyim. Birçok mitolojik açıklama var ama topraktan doğanlar, insandan doğanlar filan gibi. Yunanlı şairlerin düşleminin el verdiği kadar bir sürü öykü vardır. Bunların önemli bir kısmı Mezopotamya'dan gelir. Çok kadim anlatılardır. Kaostur. Önce kaos. Bakın kozmos yok. Önce kaos vardı yani. Sonra Eros. Aşk. Önce aşk vardı. Birlik. Bölünme kötü bir şey. Yani çoğalma. Üreme. İnsan bilinci bölünmede hep bir ayrılma görmüştür. Ve Gaia. Şimdi Gaia iki isimle yan yana kullanılması lazım. Yani bir diğer adı Demeter. Demeter olursa yeryüzü, yerüstü tanrısı olur. Yani bereket tanrıçası. Şimdi yer tanrıçası, yer üstü, yer altı. Bakın üç katman. Yani toprağın üstü var, altı var. Şimdi toprağın üstü varsa orada Demeter olur. Demeter bereket tanrıçasıdır ve bütün ekin mekin işleri ondan sonra. Onun kızı vardır Persefon. Hades onu kaçırdı. Zeus'un kardeşi. O da Demeter'in kızı olarak, Hades'in karısı olarak yeraltı tanrıçasıdır. Cehennem, mehennem işleri falan ondan sonra biraz. Problemli bir kız yani. Bir de Gaia. Gaia ilk tanrı. Gaia kimi doğuruyor? İçinden Uranos'u doğuruyor. Uranos gök. Bakın birlik vardı. Yani şöyle hayal edin. Ve bakın gök oluştu. Küre böyle oldu yani. Şöyleydi, birlik içindeydi. Ve yani bu böyle gök oluştu. Uranos Gaia'nın oğlu. Hem de kocası. Sonra gökyüzü sürekli yerin üzerine kapanarak hamile bıraktı Gaia'yı. Hem annesi hem karısı Hesiodos'un Teogonyası. Hiç kimse dememiştir ya olur mu böyle bir şey. Sonra ondan oğlu olmuştur. İşte Kronoslar vesaire. Kronos babasını öldürmüştür. Oradan Zeus olmuştur. Bütün üreme
İster istemez başlangıçta üreme, çoğalma olduğu için birbiriyle birleşerek, ayrılarak çoğalmıştır. Başka yolu var mı? Yok. Bakın, hukuki, ahlaki olarak insanı açıklamak için kullanırsak ensest. Tabu haline gelmesi, insanın toplumsal canlı olarak toplum halinde yaşamasının koşuludur. Yani antropoloji ensest yasağının olmadığı bir toplum bize söylemiyor. Yani bütün kadim toplumların hepsi de ensest tabi tabudur. Ensest gizli olarak uygulandığı topluluklar vardır. Hala Anadolu'da olduğunu biliyoruz. Yani bunları konuşmuyorlar, etmiyorlar ama yani ensest tahminimizden yaygındır. Bakın, hala konuşamıyoruz. Yani bugün bile televizyonlarda filan tartışılır mı bu konular? Bir iki tane böyle sabah programları filan oluyor. Yani oralarda da akıl almıyor, değil mi? Şimdi dolayısıyla ensest eleştirisi Adem Havva anlatısı, Adem Havva anlatısı bir düşünce halini aldığında, o zaman oh, gelin bakalım buraya derler. O zaman peki burada niye bu böyle oldu? Şeytan niye şurada geldi? Peki kaburga kemiği nereden çıktı? Toprak niye toprak? Ne alakası var insanı niye topraktan yarattı? Evrenin temeli toprak mıdır? Toprak ilke midir? Toprakla neyi kastediyorsunuz? Niye kirli toprak? Tanrı heykeltıraş mı? Ruhundan üfledi. Tanrı'nın ruhu mu var? Ruhu varsa bedeni var mı? Niye öyleyse Araplarda bildiğimiz anlamda ruh kavramı yok? Kur'an-ı Kerim'de bile, yani ulemanın bile çoğu insan insandır. Öyle ruh beden ayrımı, ruh ölümsüz ruh filan, bunlar pek bilinen şeyler değil. Arapların bildiği şeyler değil. Bunlar genelde Yunan'dan gitme, Fisagor ve Platon'dan gitme şeyler. Oraya da bak, Mısır'dan gitme. Dolayısıyla Araplar daha materyalist bu konuda. Yani şey, ne öteki dünya, ahiret filan inandıkları da yok. Ruha muha inandıkları diyor işte. Normal yaşıyoruz, doyuyoruz, ölüyoruz diyor. Ve ulema kitaplar var yani. Tek tek şeylerini, kaynaklarını gösterebilirim. Açıkça bu ruh beden ayrımını bize şeyler, Yunanlılar soktu filan diyorlar. Ruhu kabul etme, öyle bir şey yok. İşte insan insandır diyor. Bu bedendir. Yani o yüzden mesela ruhlar mı dirilecek? Beden mi dirilecek diye tartışma var. Felsefecilere göre beden dirilmeyecek, ruh dirilecek. Bu halk bunu anlamadığı için böyle anlatıyor. Kur'an diyor, İbn Sina öyle diyor. Beden dirilir mi diyor. Yani niye dirilsin? Beden ne ya diyor. Kıkırdak yani. Et, protein, karbonhidrat. Niye dirilsin bu diyor. Ama ruh dirilsin diyor. Ruh ne? Akıl dirilsin filan. Ruhun akıllı kısmı dirilsin. Doğduğuna pişman ediyorlar. Şimdi o bakımdan İmgelere us kullanılmaz. İmgelere tamam, yani olduğu gibi kabul edilir ve o anlaşılmaya çalışılır. Yani o size dünyanızı anlamlandırır. Yani ekmeklerin içinde melek vardır. Ekmeğe basılmaz. Pirinci dökmeyin. Nar tanesini hiç dökmeden yersen Allah seni doğrudan cennete götürür. Biz bu inançlarla büyüdük, öyle değil mi? O yüzden ekmek hala kutsaldır bizde. Tabudur yani. Pirinci dökemeyiz yani. Hala işte yemeğin tabakta bırakmak çok ayıptır yani. Neden? Çünkü biz bu imgelerle yaşamı düzenleriz. İşte geceliği makas verilmez bilmem. Bunlara us uygulanmaz. Çözümlenirken uygulanır. Ama bunların düşünce olarak sunulması halinde düşünceyle rekabet etmeleri, düşünce alternatif teşkil etmelerini düşünmek. Yani işin
felsefe ve modern kısma geldiğinde ki bir dahaki derse bunu yapacağız. Artık kifayeti müzakere oldu. Bana da asistanıma bir kağıdı getiriyor. Çok uzattığımla ilgili olarak zamanın ilerlediğiyle ilgili yine bir öyküyle bunu bitirelim derim. Aslında anlatacağım bir öykü vardı ama onun yerine bu akşama yakışır bir şey geldi şimdi aklıma. İlginç bir öyküdür. Bir kahvede bir iki adam oturuyorlarmış. Adamlardan bir tanesi diğerinin kulağına eğilmiş. Hafifçe bir şey söylemiş. Adam o kadar mutlu olmuş ki kalkmış, göbek atmaya, dans etmeye başlamış. Kahveci de çok şaşırmış. Ya ne dedin ona demiş. Böyle bu kadar sevindi bak. Şey yapıyor. Göbek atıyor sevincinden. O demiş ama hazır söyleyemem demiş. Ya ne olur demiş söylesen falan. Olmaz demiş. Ben 30 yıldır bu anı bekliyordu o demiş. Yani 30 yıldır benim ona bu sözü söylememi bekliyordu. Ona hazırlandı. Şimdi tam zamanıydı. O yüzden ona söyledim. Sana söylersem ölürsün. Demiş. Kahveci de kızmış da. Demiş ki ya 30 sene bekledi. Ben de size 30 sene çay taşıdım. Demiş. Ne olur yani ona söylese bana da söyle. Sen bilirsin. Kulağına fısıldamış. Ve kahveci o an düşüp yere ölmüş. Bazı şeyleri duymak için biraz beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben hakikate tahammül etme mesleğinin, hakikatin düşmanlarının eziyetlerine filan tahammül etmek olarak anlamam, hiç anlamadım. Hakikatin kendisine tahammül etmek çok zordur. Hakikat ilk bakışta çok sevimsiz bir şeydir. Taşıması çok zordur. Bu konularda da genç arkadaşlar için söylüyorum. İnançlarınızı sahip çıkın, koruyun. Ama iş düşünceye geldiğinde usun hakemliğini, kılavuzluğunu asla reddetmeyin. İnançlar kötü değildir. Ama bir evreyi sembolize eder. Dolayısıyla inançların kendisi değil, o inançları kuran öyküler, anlatılar. Onlara o öykülerin taşıyamayacağı yükü yüklemeyin. Geçen iki ay evvel Aydınlanmanın üç evresi diye bir ders vermiştim. Konuşma, bir konferans. Orada da o üç evrenin ikisini anlatmıştım. Anca o kadar oldu. Burada yine 1,5'ta falan kaldık. Sizden istirhamım bu bir hafta, önümüzde bir hafta var. O bir hafta içerisinde bir dahaki çarşambaya kadar konuşmayı bu konuyu merak edenler için söylüyorum. Yunan kısmını anlamak bakımında özellikle şeyin imge ile kavram arasındaki kavganın
Atina merkezli olarak antik Yunan'daki öyküsünü anlattım. Homeros ve Hesiodos'tan hareketle. Yani o anlatılara yönelik felsefi aklım, usun eleştirilerini serimledim. Sonra da Bağdat anlattım. Bağdat'ta İslam dünyasında doğa üzerine ilk düşünme, çünkü her zaman doğa üzerine düşünmek demektir, düşünme amelesinin bir betimlemesini yapmaya çalıştım. Modern çağa vakit yetmedi. Onu bu söyleşide eksik kalan, bu söyleşide yetmiyor, bu da derse döndü. Eksik kalan kısımları oradan tamamlayabilirsiniz. Epey uzun bir akşam oldu. Umarım çok başınızı şişirmemişimdir. Zaten şişme ihtimali olduğunda basıp çıkabiliyorsunuz. O yüzden gayet özgür bir ortamdayız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinizin yolu aydınlık olsun. İyi akşamlar.